Efendim iyi akşamlar. Yine bir salı akşamı, yine Sözün Erdemi programında karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Salı akşamı diyorum çünkü salı günleri gerçekten Türkiye'de politik tansiyonun yükseldiği, bu politik tansiyonun ister istemez sosyal bir tansiyona dönüştüğü günler olarak tarihimize geçiyor. Özellikle son dönemde her salı yeni iddiaların, yeni iftiraların, yeni tezviratların toplum gündemine bir şekilde nüfuz ettiği, bir şekilde gündeme geldiği günler olarak kayıtlara geçiyor. Bugün de malumunuz işte salı günüydü ve özellikle mecliste grup toplantıları vardı ve bu grup toplantılarında başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin parlamentoda temsil edilen siyasal partilerinin değerlendirmelerini televizyonlar, canlı yayınlarında, radyolar bir şekilde duyurdular. Maalesef uzunca bir süredir Türkiye'nin ana gündemi yolsuzluklar, usulsüzlükler, hırsızlıklar, rüşvet. Dolayısıyla bugünkü parti grup toplantılarına da bu konular damgasını vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu artık sosyal medyada dilden dile, elden ele dolaşan, yaygınlaşan, yolsuzluk operasyonunda ele geçirmiş olan yasal dinlemelerdeki tapeleri ve oradaki dinleme kayıtlarını bir şekilde grubunun ve Türkiye'nin dikkatlerine getirdi. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuda belirli açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde Başbakan Erdoğan da kendi grubunda meydanlarda alışık olduğumuz, artık günde 5 kez duymaktan gına geldiğimiz diyelim, iftiralarına, hakaretlerine, efendim söyleyeyim, masum insanları suçlayıcı tezviratlarına devam etti. Grup toplantıları dedik ama aslında Türkiye'nin siyaseti gruptan veyahut da parlamentodan ibaret değil. Çok köklü bir gelenekten gelen ama maalesef son seçimlerde yani grup aldığı oy oranıyla grup kuramamış olan ama toplumda bir şekilde dirayetli, basiretli, ferasetli duruşlarla dikkatimizi çeken siyasal hareketlerimiz de var. İşte onlardan bir tanesi bugün Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi stüdyomuza konuk ediyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi değerli meslektaşım, meslek büyüğüm Bülent Korucu'yla birlikte Mustafa Destici'nin Türkiye'nin bu birazcık artık trajediyi andıran, devlet yapısını yerinden sarsan, hukuk sistemini tarumar eden son süreçteki gelişmelerini aslında Mustafa Bey'den de duymak istiyoruz. Nasıl değerlendiriyor? Büyük Birlik Partisi demin ifade ettiğim gibi bir köklü hareket olarak gelişmeler nasıl izliyor? Memleket adına neler hissediyor? Topu size biz atalım. Siyaset, bir siyasetçi olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu son süreçte yaşadığımız pek de alışık olmadığımız gidişatı? Evet. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Yani hem size hem bizi izleyen değerli izleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tabii gerçekten grup toplantılarından başladınız. Ben de bugün grup toplantılarını takip ettiğimde yoldaydım. Yolda takip etmeye çalıştım İstanbul'a gelirken. Tabii özellikle iktidar partisi grup başkanının yani Sayın Başbakan'ın ve ana muhalefet liderinin aslında bir nevi bir yönüyle de itiraflarıyla bir grup toplantısında karşılaştık. Neydi? Sayın Başbakan şunu söyledi. Dedi ki önceleri dedi yani eskiden örnekler verirken geçmiş yıllardan işte milletin sandıkta seçtiklerini medya gücüyle işte sermaye gücüyle bir takım güçlerle yok ediyorlardı ve sermaye gücü, medya gücü bunları yeniyordu dedi. Şimdi herhalde şunu söylemek istedim ben de. Sermaye ve medya gücünü ele geçirmediğimiz sürece sandık gücüyle pek bir şey yapamayacağız. Onun için son günlerdeki gelişmeler de hem medya üzerinde bu kadar baskı oluşturulması ve gerçekten medya hakimiyeti kurulmaya çalışılması, yine büyük sermaye gücü elde edilmeye çalışılmasının herhalde altında bu yatıyor diye düşündüm. Yani bunu bir itiraf olarak aldım. Çünkü gerçekten baktığımız zaman bu net olarak gözüken bir şey. Öbür taraftan ana muhalefet Tim Genel Başkanı'nın konuşmalarına bakıyorsunuz. Şimdi grup toplantısındaki izleyiciler var, dinleyiciler var. Bir takım itirazları var dünden beri aday açıklamalarıyla ilgili herhalde. Ve onları şeyden grup salondan dışarıya davet etmesi sert bir şekilde azarlayarak. Bu da işte bugüne kadar aslında siyasi partiler yasasının antidemokratik olduğunu söyleyenler.
Ama iş uygulamaya gelince yine kendileri işte, ilgilendirdi. Tabii ilgilendirdiğinde yine dokunulmazlıklarla ilgili düzenlemeye baktığımızda ana muhalefet lideri mesela dokunulmazlıkların mutlaka kaldırılacağı vaadini yapıyordu. Yine barajların kaldırılması gibi. Ama birkaç gün önce işte AKP, CHP, BDP üçü bir araya gelerek bırakın dokunulmazlıkları sınırlandırmayı, tam tersine alabildiğince genişletme ve artık milletvekili seçilmişseniz her türlü suçu işleyebilirsiniz bu ülkede. Ve dolayısıyla da önümüzdeki dönemde yasamadaki sınırlama da zaten kaldırılacak, öyle tahmin ediyorum. Ve bu zırhı aldığınız anda devlete baş kaldırsanız da, terör örgütü üyesi olsanız da, hırsızlık, yolsuzluk yapsanız da, insan öldürseniz de, hangi suçu işlerseniz işleyin, milletvekiliyseniz yeni anlaşılan. Ama o birazcık da genişletilmedi mi alanı? Daha işte yakınlarda belki bir buçuk yıl kadar önce MİT mensuplarının da benzer bir korumazlık altında olması. Aynı işte. Yani Genelkurmay bütün Başkanı ve Kuvvet Komutanı tabii, hani belirli devlet işte biz, kademesinde yer alan bir vukuatlarında biz hani, Büyük Birlik Partisi olarak hep şunu söylüyorduk. Diyorduk ki bu kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılsın. Yani insanların fiili olarak işledikleri adi suçlardan kurtulamasınlar milletvekili olduğu zaman. Sadece kürsü dokunulmaz. Yani milletvekili kürsüde her istediğini çok açık ve net bir şekilde söyleyebilsin. Çünkü neden? Kürsüde de bir sınırlanma var aslında. Yani şimdi yürütmenin ya da yargının yürütmeye vesayetinden bahsedenler halbuki yürütmenin yasamaya vesayetini hiç akıllarına getirmiyorlar. Yani şimdi biz yasamanın bağımsızlığından şu anda söz edebilir miyiz? Milletvekilleri kendi inandıkları şeyleri, düşündüklerini söyleyebiliyorlar mı? Bununla ilgili el kaldırım indirebiliyorlar mı? Asla böyle bir şey yapamıyorlar. Bunu yaptıkları anda başına ne geliyor? Tuzluk oluyor. Ya ihraç, tabii ya tuzluk oluyorlar ya ihraç talepleriyle disiplin kurullarına sevk ediliyorlar. İstifa etmek zorunda bırakılıyorlar. Ama biz biliyoruz ve duyuyoruz ki anlatılanlar, birebir yaşayanlar kapalı grup toplantılarında inanılmaz hakaretlere maruz kalıyorlar. Yani meydanlara çıkıp bu partilerin liderleri şunu söylüyorlar. İşte milletin oyuyla her şey sandıkta. En çok da Sayın Başbakan'ın kullandığı bu sandık, sığındığı bir yer var sandık. Şimdi orada deyince diyor ki işte milletin seçtiği ya da işte PKK'nın milletvekilleri var. Hükümet sözcüsü bunlar için gözyaşı döküyor. Diyor ki milletin seçtiklerinin demir parmaklılar arkasında kalmasına diyor benim vicdanım el vermiyor diyor. Ama aynı şey gruba geldiğin zaman kendi grubuna aykırı bir fikir söylediğinde buna asla bir tahammül gösterilmiyor. O zaman ne oluyor? Orada milletin seçtikleri deniyor, millet iradesi deniyor, sandık deniyor, demokrasi deniyor. Ama içeriye geldiği anda seni millet mi seçti zannediyorsun? Sen kendin mi seçildin zannediyorsun? Seni oraya ben koydum. Dolayısıyla sen benim irademle seçildin. Ona göre, kendi kafana göre hareket edemezsin. Düşündüğünü söyleyemezsin. Ben sana ne söylersem sen onu yapacaksın. Ben ne söylüyorsam sen millete onu söyleyeceksin. Şimdi böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Yani eğer biz milli irade, elbette ki hepimiz milli iradenin yanında durmalıyız. Hepimiz elbette ki sandığın yanında durmalıyız. Ama sandığı, milli iradenin sandığa tam olarak yansımasını sağlamalıyız. Siz söylediniz işte, köklü bir hareket Büyük Birlik Partisi. Her seçimde bizim milyonlarca oyumuz çalınıyor Bülent Bey. Her seçimde. Neden? Çünkü bana oy vermek istiyor insanlar. Büyük Birlik Partisi'ni tercih ediyor. Ama %10'luk baraj var. Ve diyor ki ben buraya oyumu verirsem boşa gidecek. Evet, o halde kötünün iyisine vereyim. Ya da kimi istemiyorsa onun karşısındakine veriyor. Yine aynı şekilde siyasetin finansmanı konusu var. Evet. Yani bunun iki yönlü var aslında bu. Tam net anlaşılması hazine lazım. Milletimiz bunu. Bir hazine yardımı bölümü var. Anayasanın 68. maddesi çok açık. Herkes açsın okusun. İlkokul 3. sınıf çocuğu bile bunu okuduğunda anlar. Diyor ki siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılır deniyor. Ama AKP, CHP, MHP tabi birinci derecede sorumlu olan hükümettir. Çünkü hükümetin oylarıyla bu düzenleniyor. Diğerlerine gerek bile yok. Burada anayasa böyle bir amir hükümde bulunmasına rağmen %7 barajı konmuş, şartı konmuş. İşte 315 trilyon 3 partinin kasasına yattı. 45 trilyon eski parayla MHP'nin kasasına, 90 trilyon CHP'nin kasasına, 180 trilyon da AKP'nin kasasına yattı. Şimdi bununla kalmıyorlar. Bakın bu 180 milyonu bu partilerin kasasına yatıyor ama bir büyük şehirinde bunun belki 2-3 katı para harcıyor adaylar, İktidar Partisi'nin adayları, ana muhalefet partisinin adayları. Peki bu suyun, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Biz bütün geçtiğimiz seçimde harcadığımız para bunların bir ilçe
adayın harcadığı parayı bile denk gelmiyor. Yani bu suyun, bu değirmenin suyunu birileri niye sormuyor? Birileri bunu sorduğu zaman bu ne kadar ahlakidir? Bu ne kadar adalet duygusuyla örtüşebilir? Bu şimdi eğer sen sandık milli irade diyorsan o zaman burada bir adaleti tesis etmen siyasetin lazım. Siyasetin finansmanı önemli. Milli gadenin önünün sonuna kadar açılması önemli. Evet. Milli gadeden dem vuranlar milli gadeyi kendi arkalarına almak için vaat ettiklerinin kaçta kaçını gerçekleştirdiler. Sivil anayasayı yaptılar mı? Avrupa Birliği reform sürecinde yapılması gerekenler yapıldı mı? Türk medyası basın özgürlüğü anlamda, ifade özgürlüğü anlamda vaat edildiği şekilde daha mı özgür? Efendim insan hak ve özgürlükler alanında yapılması gerekenler yerine getirildi mi? Hakça paylaşım konusunda gelir dağılımı anlamında bugünkü Türkiye bir önceki Türkiye'den daha mı iyi bir yerde? Bu anlamda da sıkıntı yok mu? Şimdi bakın ben bunları net bir şekilde ifade ediyorum. Yani vaat edilenlerle yapılanlar arasındaki makas bu meclisin, ne kadar örtüşüyor? Bu meclisin derhal erken seçim kararı alması lazım. Çünkü neden? Bu meclis artık görevini ifa edemez bir meclistir ve bu meclis bu büyük Türk milletini temsil etmemektedir. Üç sebepten dolayı bu meclisin erken seçim kararı alması lazım. Ben bunu bugün söylemiyorum. Defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Birincisi bu meclis millet iradesiyle tam yansımasıyla oluşmamıştır. Yani yürütmenin vesayetinde bir meclistir. Onun için yürütmenin vesayetinden kurtulacak barajın olmadığı, tercihli sistemle milletvekillerinin millet tarafından seçildiği bir sistemle bu meclisin oluşması lazım. Birincisi bu. Yani yürütmenin vesayetinde bir meclis var. İki, bu meclis anayasa meclisiydi. Anayasa sözü verildi. Yeni sivil demokratik anayasa sözü verildi. Ama yapmayacakları belliydi. Arşivlere bakılsın. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğunda aynen şunları söyledim. Bir basınla kahvaltıyla Ankara'da. Dedim ki bu komisyon anayasa yapma değil, anayasa yapmama komisyonudur. Göreceksiniz bunlar anayasa yapmayacaklar. Bakın yapamayacak değil. Yapmayacaklar. Çünkü neden? Bu anayasadan besleniyorlar. Bu anayasadan geçiniyorlar. Yani işler de geliyor. Tabii tabii. Aynen öyle. Bu sistemden geçiniyorlar. Anayasayı yani, bile affedersiniz bir tarafa bıraksanız o yazdıkları tüzük yani komisyonun çalışma tüzüğü bile baştan zaten onun tabii, tabii, ilanı şeklinde. Söyledim. Yani 3 parti, parti oy birliği işte 4 parti ondan oy birliği 3'er üye yani eşit üye bunun olmayacağını zaten sokaktaki çocuğa da sorsanız buradan bir karar çıkmayacağını size net bir şekilde söyler. Yani bunu sadece ben değil. Bunu o partilerin genel başkanları da, Sayın Cumhurbaşkanımız da, Anayasa Mahkemesi Başkanı da, Meclis Başkanı da herkes biliyordu buradan bir anayasa çıkmayacağını ama hı hı. Milleti oyaladılar ve milletin hem zamanını heba ettiler, hem ümitlerini yok ettiler, hem de parasını yani ekonomisine de büyük bir zarar verdiler. Bundan dolayı bu meclisin yenilenmesi lazım. Çünkü ana görevi anayasa, anayasaydı. Yani. Evet. Sadece İktidar Partisi değil, buradaki muhalefet partilerinin de bu sözü vardı. Üçüncüsü de bu meclis zaten gerilmiş ortamı daha da fazla geriyor. Yani işte uçan tekmeler, yumruklu kavgalar, küfürler, hiç görünmediği kadar, bu döneme kadar görülmediği bir şekilde bir kavga meclisi oldu. Yani küfür ve kavga meclisi oldu bu meclis. Dolayısıyla da bu meclis bu milleti temsil etmiyor bu anlamda da. Ve bize göre derhal bu meclisin yenilenmesi lazım. Hem de antidemokratik değil. Demokratik bir seçim kanunuyla siyasi partiler esasıyla mümkünse bu meclis seçime gitmeli. Çünkü bu sistemle seçilen meclisten bir farklısını bekleyemezsiniz. Yani bu sistemle gittiğiniz zaman yine liderlerin iki dudağı arasında oluşan milletvekilleri olursa, yine baraj olursa, yine hazine yardımı adil dağıtılmazsa, yine tercihli sistem olmazsa bu meclisten farklı bir meclis bulamazsınız. Çünkü milletvekilleri şuna bakıyorlar yani millete bakmıyorlar yani millete ben hizmet ettim mi millet benden memnun mu değil mi buna bakmıyor. Ben partinin genel başkanı benden memnun mu ona bakıyor çünkü listeye ismini koyacak olarak o adını yazacak olan o. Şimdi böyle bir sisteme biz ne kadar demokratik bir sistem diyebileceğiz ki? Önce biz bu seçim sistemini demokratikleştirmeliyiz. Siyasi partiler yasasını demokratikleştirmeliyiz. Bunları demokratikleştirmeden Türkiye'yi demokratikleştiremeyiz. Yeni anayasa demokratik sivil bir anayasa asla hayal olur. Bunu beklemek hayalcilikten öteye geçemez. Ve meclise de yürütmenin vesayetinden de kurtarmamız mümkün değil. Dolayısıyla da buradan biz aslında bağımsız bir yargı da tarafsız bir yargı da hem bağımsız hem oluşturamayız. Çünkü neden?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu siz meclise seçtireceksiniz. Hangi meclise seçtireceksiniz? Bu meclise. Bu meclis kim? Bu mecliste bakmayın siz 500 küsur milletvekili olduğuna. Aslında bu meclisi 4 kişi yönetiyor. Yani biz diğerlerine biraz abartarak söylüyorum ama iyi anlaşılsın diye millet tarafından. 4 kişiyi aslında tutsak mecliste diğerlerine gerek yok. Çünkü 4'ünün dediği oluyor. Yani Sayın Başbakan, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli ve APO. Yani sadece bunların kontrolünde bir meclis. Bunlar ne derse o oluyor. 550 tane makine koysak aslında. Bence, tabii gerek evet. yok. Bence gerek yok. Çünkü sadece görev yapıyorlar. Yani o arkadaşları da incitmek istemiyorum ama gerçekten figürandan öte bir görev ifade edemiyorlar şu anda. Yani ben bunu net olarak ifade ediyorum. Yani bu acı ama gerçek. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hali bu. Yani diyebilir mi birisi bana? Sayın Başbakan'a rağmen AKP grubundan birisi farklı bir şey söyleyebilir. Orada mümkün durabilir mi? Ya da işte Kılıçdaroğlu'ndan rağmen ya da Sayın Devlet Bahçeli'ye rağmen ya da APO'nun istemediği birisi orada durabilir mi? Evet. Şimdi dolayısıyla böyle bir meclisten ben farklı bir şey beklemiyorum. Şimdi doğrusu bu. Tabii. Ben birinci soruya ya da birinci cümleye tekrar dönmek istiyorum. Siyasetin finansmanı aslında Türkiye'de siyasetin en önemli sorunlarından bir tanesi. Yani siz aslında siyasetin legal finansmanındaki adaletsizlik ve eşitsiz bir yarışın yaşandığına dikkat çektiniz. Çok doğru. Yani hazine yardımından evet. belli siyasi partiler finanse ediliyor ve bu yarışta hiç şüphesiz kuşkusuz adaletsiz yani bir yarış oluyor. Yardımıyla kalsa, hayır, ben de işte biraz oraya dikkat çekmek istiyorum. Yani onun, dağıtan bir siyasetten onun ötesinde aslında. Siyasetin finansmanına başka kalemler de karışıyor. Siyasetin desteklenmesi için bir kısım medyalar oluşturuluyor. İşte her ne kadar bugün Sayın Başbakan biraz sinirlenmiş olsa da artık herkes havuz diyor. Belli havuzlar oluşturuluyor. Bu havuzlardan hem siyasi partiler finanse ediliyor hem o partiyi destekleyecek güçlü medya orduları, güçlü medya tabiri yerindeyse yandaş medyalar oluşturuluyor. Yani böyle bir yarıştan bir adalet beklenmesi ve ülkeyi selamete çıkaracak doğru bir siyasi tablonun çıkması da çok mümkün görünmüyor herhalde. Asla mümkün değil. Yani tam da bunu ifade etmek istiyoruz ve aslında basınımızın, kamuoyumuzun, fikir adamlarımızın buna kafa yorması lazım ve bunu gündeme getirmesi lazım. İlk başta gündeme getirilecek konulardan bir tanesi bu. Şimdi Avrupa'nın ya da ileri demokrasiye sahip ülkelerin en çok dikkat ettikleri hususlardan bir tanesi bu. Yani siyasetin finansmanı meselesi. Bir de bunun yanında tabii terörün finansmanı var. Belki biraz sonra onu da konuşabiliriz. Şimdi bu ikisi, yani bu finansman konusu gerçekten çok önemli. Şimdi burada baktığınız zaman Türkiye bu anlamda en büyük adaletsizliklerin ve haksızlıkların yaşandığı ülke. Bir, hazine yardımı biraz önce de anlattım. Hiç de adil olmayan bir şekilde dağıtılıyor. Yani Avrupa'nın Bulgaristan'da bile %1 alana, daha yeni demokrasiye geçmiş, hazine yardımı var. 50 bin oy alan partilere hazine yardımı var. İspanya örneğinde olduğu gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde. Aslında seçmen başına bir miktar var birçok ülkede. Öyle tabii. İşte 3 sent diyelim seçmen başına ne kadar oy aldıysan çarpı 3 sent. Şimdi şu bizim mesela önerimiz buydu. Değil. Biz bunu önerdik. Ben bizzat ana muhalefeti de, Milliyetçi Hareket Partisi'ni de, Sayın Başbakan'ı da ziyaret ederek hem seçim sistemiyle ilgili önerimizi sunduk hem hazine yardımıyla ilgili. Bizim teklifimiz şuydu. Bir, aslında çok bilinmiyor, bir hazine yardımı var, bir de seçim yardımı var. Yani seçimlerle ilgili verilen yardım var. Şimdi işin kolayını bulmuşlar. Hazine yardımı alan partiler yerel seçim olduğu zaman o aldıklarının 2 katını, genel seçim olduğunda da 3 katını alıyorlar. Yine aynı parti alıyor. Yani 3 parti alıyor. Seçime şu anda diyelim ki 27 parti girmeye hak kazandı. En son seçime 15 parti katılmış. Çünkü bu partilerin bazıları seçime katılamayacaklar. Şimdi diyelim ki seçime, en son seçimde 15 parti katılmış. Adı seçim yardımı. Yine yardımı 3 parti alıyor. Ya böyle bir haksızlık, böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Futboldaki havuz sistemi bile bundan adil. Yani ligde oynayan her takıma bir para var ama başarıya göre. Biz dedik ki bir kere bu hazine yardımıyla seçim yardımını ayıralım. Yani hadi diyelim burada büyük bir haksızlık yaptınız. Bari burada bir haksızlık yapmayın. Seçime katılmış her partiye bir taban para verilsin. 3 olur, 5 olur her neyse. Sonra da aldığı oya göre bir önceki seçime katılmışsa aynen dediğiniz gibi seçmen başına kaç lira düşüyorsa zaten bu rakam belli. Yani 3 partide alsa
bütçeden ayrılan para 5000'de ikisi bütçenin, 100 partide alsa aynı para. Yani bütçeye ek bir kamu yok. Bir kere bu para zaten çok yüksek bir para. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir para yok. Bir kere bunun düşürülmesi lazım. Yani bizim önerimiz ya hiç verilmesin bu para. Tabii bu ya adil dağıtılsın. Sözlerinizi kesmek istemiyorum ama daha konuşacağımız çok konu olduğu için bu konuya da böyle takılıp kalmak istemiyorum ama esas Bülent Bey'in sorduğu soru bence bu işin görünmeyen yüzü. Yasal olarak bütçeden ayrılan payın daha eşit, adil bir şekilde temsili sağlayacak şekilde dağıtılması elbette önemli ama esas miktar, esas meblağ, esas haksız rekabete yol açan şey görünmeyen. Rekabete yol açan şeyin yanında bunlar devede kulak kalacak mesabede. Aynen bir kez öyle. Bütçenin haklı düzgün kullanılması konusunda şeffaflığın olmaması, hani yasama erki olarak yasamanın denetim mekanizmasının tamamen devre dışı bırakılması, Sayıştay'ın iş yapamaz hale getirilmesinin de bu siyasetin finansmanıyla doğrudan ilintisi var. Bütçe, evet hepimizin bildiği bir bütçe var. O bütçeden çeşitli siyasal partilere son derece adil olmayan, haksız, adaletsiz bir şekilde dağıtım yapılıyor olabilir ama esasında Sayıştay ve ilgili denetim mekanizmaları devre dışı bırakıldığı için her türlü yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık, rüşvet, kara para, aklama tarzı ilişkiler, çeşitli kamu ihaleleri karşılığı alınan, oluşturulan, işte demin Bülent Bey'in ifade ettiği havuzlarla medya satın almalar, medya oluşturmalar, yine haksız, denetimsiz bir şekilde uygulanan bazı işlemlerden dolayı belirli medya güçlerinin diz çöktürülmesi ve kendi bogozlarını haline getirmişler. Ne var canım işte Fas'tan aradım ve gereğini yaptılar diyebilecek bir başbakan. Bunlar da sizin asıl siyasetin geniş anlamda finansmana çerçevesine girmez mi? Yapılan her yolsuzluk, her usulsüzlük, sizin gibi siyasal geleneği olan siyasal partilerin haksız bir rekabetle karşı karşıya kalmasına sebep olabilecek bir zemin oluşturmuyor mu? Bakın, Türkiye'deki temel problem şu. Türkiye'deki temel problem bu. Bir kayıtlı ekonomi var Türkiye'de. Küresel zincirler içerisinde konumlanan bir ekonomi var. Bu yasal, düzgün, düzenli ordu formatına dayalı bir devlet bu taraf. Tamam mı? Yasal her şey. Siz onu bölgesel olarak mı ayırıyorsunuz yoksa belirli bir alt üst olarak mı değerlendiriyorsunuz? Bölgesel olarak. Ve aynı zamanda dediğinizi de karşılıyor. Bir de kayıt dışı ekonomi, bölgesel aritmetik ağ ekonomisi var. Yani burada her şey yasal bu tarafta. Ama buraya girdiğiniz zaman tamamen kayıt dışına çıkıyorsunuz. Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi bu. Yani en temel problemlerinden bir tanesi. Bu tarafın da ne kadar yasal olduğuna kadar ben şimdi, size katılmam çok mümkün gözükmüyor. Ama o taraf için söyledikleriniz gerçek olabilir. Evet. Şimdi burada... Bu tarafta da her şey yasal mı acaba? Bak. Yine buraya göre kıyasladığınız zaman çok yasal. Yani nispeten çok yasal. Evet, nispeten demek. Ama buraya girdiğiniz zaman çok kayıt dışı bir ekonomiyle karşı karşıyasınız. Yani esas buranın temel problemi de burası aslında ve Türkiye'de bugün yaşanan pek çok önemli sıkıntının da temel nedeni bu. Bülent Bey. Şimdi eğer her şey sizin dediğiniz gibi kayıt altına alınmış olsa, şeffaf olsa, hesap verebilirlik olsa, her şey sorulabilir olsa, zaten biz bunları bugün yaşamıyor oluruz. Ama Türkiye'de öyle bir şey var ki, hukukun üstünlüğü maalesef geçersiz kılınmaya çalışılıyor ve üstünlerin hukuku geçerli kılınmaya çalışılıyor. Şimdi baktığınız zaman asla hesap sorulamıyor. Yani güç kimin elindeyse istediği gibi süreç işletebiliyor. Ve kimse buna müdahale edemiyor. Güçsüz, her tarafta bu güçsüzlüğün, zayıflığın, fakirliğin bedelini ödüyor. Yine mesela bakın, buna benzer bir tablo. Üstelik bu bakın şeyin tablosu değil. Yani bizim ya da sendikaların tablosu değil bakın. TÜSİAD'ın. TÜSİAD bile diyor ki, şu vergideki adaletsizliğe baktığınız zaman, bakın, zenginler kaç katı? 20'ye 1,5. Vergi adaletsizliğini görüyor musunuz? Zenginlerden alınan vergi payına baktığınız zaman, yani Türkiye'de toplanan verginin, diyelim ki 2014 bütçesinin gelir kalemleri 403 milyar. Bunun 348 milyarı vergi geliri. Bunun yine vergi mesela anayasaya baktığınız zaman, anayasanın 72. maddesi vergiyle ilgili madde, vergi diyor tarif ediyor, kazançtan alınır diyor, geliri olanlara. Şimdi Türkiye'de bakıyorsun böyle mi alınıyor vergi? Bakıyorsun böyle alınan vergi sadece %20.
%80'i %80'i dolaylı vergiler, KDV, işte asgari ücretlerden alınan gelir vergisi. Bütün bunlara baktığınız zaman en büyük soygun ve adaletsizlik burada yapılıyor. Yani burası da hangi rakam var? Burada fakir, yani yoksulluk sınırı ve açlık sınırı altında yaşayanlar verginin büyük bir kısmını ödüyorlar. Büyük bir kısmı onlardan tahsil ediliyor. Şimdi akaryakıtta alınan vergi, cep telefonlarında, cep telefon faturasında, işte biraz önce söyledim asgari ücretlerde, KDV'de, bütün buralarda alınan vergiye bakıyorsun. Ya taşeron işçiyle, yani dönemin modern köleleriyle, Türkiye'nin en zengin adamı arabasına akaryakıt alırken, cep telefonu alırken, aynı cep telefonu ödüyor, faturası öderken, araç alırken aynı vergiyi ödüyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Böyle bir haksızlık olabilir mi? Yani şimdi, en kapitalist ülke olarak Amerika'yı biliyoruz. Tabii. Amerika'da böyle bu aynı şekilde vergilendirme oluyor. Aynı benzin kullanıyor, aynı şeyi kullanıyor, aynı iletişim vergisini ödüyor belki ama tabii, sonra ne yapıyor? Yıl sonunda gelir durumunuza bakıyorlar. Ailenizin gelir oradan alıyor, düşükse vergi aldığı vergiyi belki 2'ye çarpıp 3'e çarpıp kuruma göre yeniden bir geri ödeme yapıyor. Tabii. Ama Türkiye'de böyle değil. Böyle ki. Şey Türkiye'de yok. Tam tersine iş adamı bunu bir de gider vahşi kaydediyor. Vahşi kapitalizm yani. Gider kaydediyor bunu, gider kaydediyor. Ve neticede gider kaydettiği için onu harcamalarından düşüyor. Yani vergisinden düşüyor tam tersine bir de. Türkiye'de böyle bir sistem var. Yani Türkiye sosyal bir devlet değil bugünkü sistemi itibariyle. Tam tersine yani zenginden alıp fakire veren bir sosyal devlet değil. Tam tersine fakirden alıp çok azını fakire veren ama büyük bir çoğunluğunu zengine veren bir kapitalist, vahşi bir kapitalist sistemle yönetiliyoruz. Bu çok açık, yani bunu her yerde herkesle tartışırız ve konuşuruz. Yani bunlar biraz önce söyledim, benim rakamlarım değil bunlar. Evet. Yani burada bile baktığınız zaman büyük bir adaletsizlik görüyorsunuz. Onun için bizim ısrarla üzerinde durmamız ve gündeme getirdiğimiz konu işte temel haksızlıkların ve hukuksuzlukların sona ermesi. Bu temel haksızlıklar ve hukuksuzluklar nasıl sona erer? Evet, millet iradesiyle sona erer. Evet, sandıkta sona erer. Ama sandığa yollarının tam demokratikleştirilmesi lazım. Buradaki yolların temizlenmesi lazım. Yani milli iradenin tam olarak sandığa yansıtılması lazım. Ve yansıtılırken şeffaf olunması lazım. Ve burada adaletli bir seçim sistemi olması lazım ve seçim yarışı olması lazım. Şimdi hiç kimse bunu sorgulayamıyor. Yani şimdi işte meydanlara başlayacağız. Biraz sonra meydanlara çıkılacak. Yani birkaç gün sonra seçim meydanları ateşlenecek. İşte orada bakacağız bu siyasetin finansmanıyla ilgili. Eğer bunlar bir incelense, bir inceleme altına alınsa, bir buralara göz çevrilse. Kim inceleyecek? Ama işte kim inceleyecek? Ne kaldı i̇şte inceleyecek? Yani bugün bile bakın, bugün bile 190 ya da 200'e yakın savcı, yargıç yer değiştirdi. Bunların bir kısmını daha bir ay önce yeri değiştirenlerden olduğu, mesela Zekeriya Öz gibi çok artık çok bilinen bir isim. Bolu'ya atanmış. Düz savcı olarak atanmış. Yani kendilerine dokunma ihtimali olan kim varsa ayıklıyorlar, temizliyorlar. Bir şeylerin üstüne örtmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Böyle bir sistemden sizin bu söylediğiniz şeyi denetleme mekanizması olarak işleyebilecek bir yargının sağlığından bahsetmek mümkün. Bir de şöyle bir belki size ekleme yapabilirim. Sayın Başkan ondan sonra cevap versin. Hani milli iradeyi doğru tanımlamamız gerekiyor. Evet. Aslında milli irade dediğiniz sadece iktidar partisinin sadece iktidar partisinin aldığı oylar milli iradeymiş gibi yansıtılıyor. Aslında meclisi oluşturan partiler milli iradenin, daha doğrusu milli iradenin yasama organı ayağının önemli bir parçasıdır. Artı meclis dışındaki partilerde, yani nihayetinde sizin söylediğiniz gibi yani çöpe gitmiş milyonlarca oyunuz var sizin. Yani meclise yansımamış ama bu aslında milli iradenin bir parçası. Artı bunun ötesinde yargı milli iradenin bir parçası. Bugün Sayın Başbakan hani söze girerken grup toplantılarından bahsettiniz ya. İşte bu HSYK var ya, işte HSYK toplanamıyor, işte biz bunlara gününü göstereceğiz anlamında birkaç cümle kurdu. Öğlenden sonra apar topar toplandılar ve işte bir kısım savcı ve yargıçların görev yerleri değiştirdi. Gerçi bu mazeret şeyi kararnamesi, yani büyük çoğunluğu işte eş durumu ya da işte sağlık durumuyla kendi talepleriyle yapılmış insanlar ama işte mesela çok sembolik bir isimdir. İşte Zekeriya Öz'ün düz bir savcı olarak Bolu'ya gönderilmesi bir tenzili rütbe, herkes biliyor. Yani belli kararnameler aslında araya sıkıştırılmış, belli atamalar içinde çıkarılıyor. Böyle bir şey var. Şimdi milli iradenin hem meclis dışındaki ayakları dikkate alınmıyor, hem de milli iradenin yargı boyutu var. Yargıda millet adına karar veriyor ve milli iradenin
üçte biri demek yargı ve bugün yargı artık çalışamaz hale gelmiş. Yani böyle bir ortamda milli iradenin sözünü söyleyebildiği ve milli iradenin son sözü söylediği bir yapıdan herhalde söz edemiyoruz. Öyle bir devlet teşekkülünden, cihazından söz edemiyoruz. Şimdi Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi bu. Herkes söze başlarken yargı bağımsızlığından bahseder. Yargı tarafsızlığından bahseder. Kendisine ama hükümet olunca ya da kendisine dokununca mutlaka orayla oynama, oranın kendi kontrolü altına girme gibi bir uygulama içerisine gelir. Halbuki ileri demokrasiyi uygulayan ülkelere baktığınız zaman hukuk sistemi bir kere yapılır ve yüzyıllar boyunca bununla idare olunur. Yani hiç kimse şunu aklına getiremez. Yani kişilere göre, zamana göre, olaylara göre, zemine göre yargıyı değiştirme ya da yargıyla oynamayı hiç kimse aklına getiremez. Ve herkes yargı neye hükmederse ona uyar. Burada ben bundan kurtuluyum diye işte yeni yasalar çıkartayım, yargı paketleri çıkartayım. Dokunulmazlıkları artırayım. İşte tabii dokunulmazlıklarını artırayım. İşte hukuk adamlarını görev yerlerini değiştirmeyle ya da işte soruşturmalarla tehdit edeyim. Hiç bunlar asla akıllarına getirmezler. Onun için ileri demokrasi yaşayan ülkeler onlar olur. Ama Türkiye'de maalesef hem bugünkü iktidar hem bundan önceki iktidar belki bugün çok daha fazla ayyuka çıktı ve sınır tanımaz bir noktaya doğru gidiyor. İşin doğrusu bu. Ama bundan önceki iktidarlarda da biz bunu gördük. Yani işte Mehmet Moğultay dönemlerinde de, Seyfi Oktay dönemlerinde de. Zaten temel problem şu, milletin şuna karar vermesi lazım. Yani biz Seyfi Oktay dönemlerindeki, Mehmet Moğultay dönemlerindeki, işte Vural Savaş dönemlerindeki, o Özdemler dönemlerindeki hukuka mı döneceğiz, yargıya mı döneceğiz, yoksa daha ileri, daha... Nereye dönüyoruz şu an mesela? Sizin teşhisiniz nedir? Mesela 17 Aralık yolsuzluk, rüşvet ve işte kara para diyebileceğimiz ya da yarı legal diyebileceğimiz bir parayla alakalı başlatılan soruşturmalar sonrası çok anormal gelişmeler yaşanıyor. Bu bir hukuk devletinde, bir demokraside, bir şeffaflık, hesap verebilirlik ilkesine sadık bir rejimde, sistemde olabilecek bir şey olarak gözüküyor mu size? Asla olmaması gereken bir şey. Yani net bir şekilde... Bir darbe midir mesela bu tür yolsuzluk operasyonları? Bana göre bir darbe değil. Yani ben bunu net olarak ifade edeyim. Daha önce de bunu söyledim. Bu darbe olarak bunu ifade etmek ya da işte paralel yapı tanımlamasıyla bu işi topluma anlatmaya çalışmak bence izafi sanal tanımlamalardır. Sadece süreçlerin üzerine örtme ya da yürüyen süreçleri engelleme adına yapılmış ya da yapılmaya çalışılan gayret edilen bir takım sözler ya da fiillerdir diye düşünüyorum. Zamanla zaten bunların böyle olduğu anlaşılacak. Yani belli bir süre geçtikten sonra, belli bir zaman geçtikten sonra aslında bunlarla ilgili açıklanacağı ifade edilen bir takım sözler söylendi. Bir takım belgelerden bahsedildi. Ama bunların hiçbirisi şu ana kadar ortaya konamadı. Biz şunu ifade ettik. Yani hükümet cenahından darbe olduğuna dair, dış bağlantılı olduğuna dair, evet, komplo olduğuna dair belgeler açıklayacağız dediler. Pek çok belgeler açıklanacak. Savcılarla ilgili büyük iddialarda bulundular. Ama bunların hiçbirisi şu ana kadar ortaya konamadı ve bir önce de söylediğim gibi izafi olmaktan, sanal olmaktan öteye geçemedi. İşin doğrusu bu böyle. Zaten bir darbe olsa ya da böyle bir toplumun bütünüyle baktığınız zaman yapılan çalışmalarda da, anket çalışmalarında da, topluma gittiğinizde de, milletin arasına girdiğinizde de evet toplumun kafasında bir karışıklık var ama toplumun kahır ekseriyeti %70 bunun üzerinde bir darbe olmadığını düşünüyor. Yolsuzluk yani operasyonu. Net bir şekilde bunun bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olduğunu düşünüyor. Tabii sürece baktığımız zaman bizim keşke şöyle bir şey yaşanabilseydi. Yani hukuka müdahale edilmeseydi, hukuk burada sonuna kadar gitmesine müsaade edilseydi ve aslında bu bugün suçlanan kişilerin de lehine olurdu. Çünkü aklanma kişilerin yani de tabii hukuk önünde aslında aklanma fırsatı tanınmalıydı. Yani zaten herkesin ittifak ettiği bir konu şu değil mi? Suçluysa zaten cezasını çeksin. Hukuk bunun cezasını versin.
burada söze baktığınız zaman herkes aynı şeyi söylüyor. Ama öbür taraftan eğer suçlu değillerse hukuk önünde de aklanmalarına fırsat verilsin gibi bir anlayış var. Ama siz bunu kapattığınız zaman, yani bu süreçlere, soruşturma süreçlerine müdahale ettiğiniz zaman, eğer burada hukuk önünde bu süreçler tamamlanamazsa millet vicdanında yüzyıllar boyunca lekeli bu konuşulacaktır. Yani bakın, bir İSKİ hadisesi aradan 25 yıl geçmesine rağmen hala konuşulmaktadır ve hala örnek olarak verilmektedir. Yarın bunlar da örnek olarak verilecektir. Yani eğer hukuk bu süreci tamamlamazsa. İşin bir bu boyutu var. İSKİ'de işleyen bir hukuk vardı. Tabii öyle orada değildi. Orada netice almış, hüküm giymiş sanıklar falan var. Ona rağmen var. Ona rağmen. O siyasal tabii geleneğin üzerinde de bir kara leke olarak hala sırtlarında taşımak zorunda kaldıkları, evet, bir kambur olarak bugün de duruyor. Sayın Başbakan grup toplantısında, evet, tekrar zikretti. Şimdi bunu, evet, hukuken de hüküme bağlanmamış, aklanmamış veyahut da cezası çekilmemiş bir süreç herhalde daha büyük bir bedel ödetecektir ilgili siyaset siyasi geleneğe. Aynen öyle. Bir de işte bu işin bir darbe olduğu, bu işin bir dış bağlantısının olduğu, işte paralel devlet olduğu iddiaları. Bununla ilgili de eğer net bir şekilde eğer bir paralel devlet varsa zaten 11 yıldır siz hükümet ediyorsunuz. Siz Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Benim de bir siyasetçi olarak, bir siyasi parti olarak muhatabım kimdir? Siyasi partidir, iktidardır. Elbette ki bunun hesabını ona soracağım. Paralel devlet varsa da onu soracağım. Yolsuzluk varsa da ona soracağım. Rüşvet varsa da ona soracağım. Hırsızlık varsa da ona soracağım. Yargıda bir adaletsizlik varsa da ona soracağım. Çünkü bu işin sorumlusu o. Millet sana bu yetkiyi vermiş. Eğer bir paralel devlet oluşmuşsa 11 yıldır senin iktidarında oluşmuş. Yani herhalde 2 günde 3 günde meydana gelmedi bu 17 Aralık sabahı herhalde. Doğmadı ya da türemedi bu paralel devlet. Eğer varsa da zaten 11 yıllık süreç içerisinde vardı. Şimdi dış bağlantılarından bahsediliyor. Eğer dış bağlantısı varsa bu bir an önce söylediğim gibi bir sürecin üstünü örtme adına ya da işte kamuoyunu yönlendirme adına söylenmiyorsa, yanıltma adına söylenmiyorsa, o zaman net bir şekilde bunun bilgisinin ve belgesinin ortaya konması lazım. Millette buna göre bir karar vermesi lazım. Ama gözüküyor ki böyle bir bilgi yok, böyle bir belge yok. Bu sadece başka konuda çıkmış olan belgelerin üstüne ökme şeyi herhalde. Yani, bazı süreçlerin üstünü kapatma gibi. Ayakkabı kutularla dolu dolarlar, evet, para kasaları, efendime söyleyeyim işte demin bahsettiğimiz havuzlar, sit alanlarla oynamalar herhalde böyle büyük büyük bir şeyin üzerine ökme çabası gibi. Siz sözünüzü unutmayın lütfen, ama biz bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Birikimin en değerlisi altın, yastık altında kalmasın. Altın birikiminizi BankAsya altın hesabına emanet edin, BankAsya güvencesiyle daha da değerlensin. Altınlarınız artık BankAsya'da güven altında. Ertele ertele nereye kadar? İstikbale gelin, gece rahat uyumanıza, sabah rahat rahat uyanmanıza yardımcı Ametist terapi serisi yatakları %20 indirimle alın. Üstelik maksimum karta özel, peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hele güzel istikbale. Nasıl ki küçük kesiklerde yara bandı, cilt kuruluğunda nemlendirici krem kullanılırsa, inkontinans yani idrar tutamama durumunda Jolly kullanılır. Jolly ürünleri dermatolojik olarak Alman Dermatest Kurumu tarafından onaylanmıştır. Jolly yetişkin bezi marketlerde, eczanelerde, medikallerde. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Bir Mondilia S kanepeden daha iyisi 750 lira yerine sadece 398 liraya alabileceğiniz Lilia S kanepedir. Üstelik maksimum kartı özel, peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla. Mondi, kalbim seni sevdi.
Türkiye'nin en interaktif dijital yaşam dergisi Marstab'ın Şubat sayısı çıktı. Şimdi App Store'dan ve Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. Marstab, hayatın tüm sekmeleri. Emekliliğiniz mutluluğunuzun resmi olsun ister misiniz? Artık Bankasya'da emekli maaşınız altın değerinde. Emekli maaşını Bankasya'ya getiren emeklilerimiz hem 2 gram altın kazanıyor hem de Türkiye'deki bütün banka ATM'lerinden maaşlarını ücretsiz çekiyor. Emekliliklerinde rahat ediyor. Bankasya. Bucağından hicret yoluna koyuldular. Sevginin, eğitimin, inancın bayrağını uçsuz bucaksız coğrafyalara taşıdılar. Öncüler belgeseli, şefkat kahramanı hanımların Türk kolejlerindeki hizmetlerini ve fedakarlıklarını ekrana taşıyor. Öncüler belgeseli Mehtap TV'de. Efendim Sözün Erdemi programından tekrar iyi akşamlar. Değerli siyasetçi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha çok yargı, yasama ve güçler ayrılığı, erkler ayrılığı üzerine yoğunlaşmıştık. Yargı aşamasında tabii son dönemde 2010 referandumunda kazanılmış haklar niteliğinde olan bir şekilde demokratikleşme getiren yargıya adımlardan bir geri adım çabası da söz konusu. Her ne kadar Avrupa Birliği'nden gelen tepkilerle ve belli ki Cumhurbaşkanı'nın yeşil ışık yakmayacağına dair direnişiyle vazgeçilmiş gibi gözükse de veyahut da askıya alınmış gibi gözükse de her an meclise yeniden indirilebileceğine dair de bazı kuşkular taşınılıyor. Yani meclisteki grubu bulunan siyasal partilerle AKP'nin, biraz önce Bülent Bey de arada bahsediyordu, sürekli o şeyini, konsensüsünü arayan bir iktidar partisi var, HSYK konusunda. HSYK ve Yüksek Yargı konusunda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu belliydi. Yani o 26 maddelik anayasa referandumunda 12 Eylül 2010'da hayır oyu kullandılar. Ama sizin partiniz... Eksik ama evet dedik. Evet, yetmez ama evet cenahındaydı, cephesindeydi. Sizin kapınızı bu konuda çalan oldu mu? Yani evet diyen olarak AKP'nin o gün durduğu yere destek veren bir siyasi... Bu konuda evet. Konuşması gereken, belki kurumsal evet. Olarak konuşması gereken tek partisizsiniz. Çünkü kurumsal olarak eski HSYK'nın, eski yargının. Türkiye'de demokratik dönüşümün önemli zemberlerinden birisi olan referandumda %58 gibi astronomik bir rakamın çıkmasına o önemli katkılarınız oldu ya, ve hani bugün oradan atılan geri adımlarda biraz şey yap, yani üzülüyor musunuz, böyle biraz isyan edecek gibi oluyor musunuz, biraz hani ya biz bunun için yapmadık bunu gibi bir düşünceye kapılıyor musunuz? Ben şahsen kapılıyorum. Şimdi bakın, ben de referandumda çok fiilen çalıştım. Biz evet dediğimizde, yani eksik ama evet dediğimizde, bunun siyaseten kime yarayacağını bilemeyecek kadar tecrübesiz bir siyasi parti değiliz. Biz siyaseten bunun iktidar partisine yarayacağını bilerek evet dedik. Neden? Milletimiz için, inançlarımız için, değerlerimiz için, hukukun üstünlüğü için ve gerçekten yargının demokratikleşmesi, bağımsız ve tarafsızlığının güçlenmesi adına biz evet dedik. Yoksa 24 maddeye zaten herkes evet demişti. Tartışılan iki maddeydi. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili düzenlemeydi.
Şimdi eksik ama evet dedik. Neden eksik ama evet dedik? Bir slogan olsun diye değil. Sayın Başbakan heyetiyle bizi ziyaret ettiğinde biz kendilerine 11 maddelik bir teklif sunduk. Yani bizim teklifimiz bu maddeler de yer alsın dedik. 4'ü kabul edildi. Geçince 15. maddenin kaldırılması, şehitlerin geride kalanlarına, ailelerine pozitif ayrımcılık, engellilerle ve kadınlarla ilgili düzenleme, bir de biz memurlar için toplu grevi sözleşme hakkı istemiştik. Toplu sözleşme hakkı. Emeklileri de sözleşme hakkı verilsin demiştik. Emekliler de memurlara ilişkilendirildi bizim teklifimizle birlikte. Hı hı. Yani memurların aldığı haklar, kazanımlardan. Şimdi bunun için eksik ama evet dedik. Biz o zaman da eksik bulduk. Yani biz o haliyle bile eksik dedik. Bizim teklifimiz şuydu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ikiye ayrılsın. Hakimler için ayrı yüksek kurul, savcılar için ayrı yüksek kurul. İşte özel adli kolu ülketi şeyi örgütü yani bir hem asker polise bakın savcıların şeyini tabii bağımsız tabii adli kolluk kuvveti bakın savcılar talimat verdi. En son arzu oradan çıktı zaten evet. Tabii işte gördünüz yani. Tabii. Şimdi bağlı özel tabii adli kolluk kuvveti kurulsun istedik. Bir de savunmayla iddianame makamı eşit hale getirilsin. Çünkü savcı yukarıdan avukat yani aşağıda. İddia makamı aşağıda ve parmak sallayarak bir tahakküm kuruyor onun üzerinde. Bunun kaldırılmasını istedik. Bu yapılmadı. Ve neticede o gün gerçekten %58 yani demokrasi tarafından, milli irade tarafından bize göre duranlar büyük bir sevinç yaşadılar. Ve dediler ki evet daha da özgür bir Türkiye, daha demokratik bir Türkiye, hukukun üstünlüğünü daha çok içine sindirmiş ve gerçekten hukukun her alanda işletilebileceği bir Türkiye. Ve bunun sonunda da önündeki genel seçimle birlikte bu yol yeni sivil demokratik anayasayı getirecek. Yani burada evet denirken de bütün bu yapıldı. Ve Türkiye bu junta anayasasından kurtulacak. Yani yapılan buydu, hedeflenen buydu. Neticede meclis tablosu bunu mümkün kılmadı. Daha doğrusu meclis tablosuyla birlikte aslında mecliste olanlar da bunu istemediler. Bir önce söyledim çünkü eğer bakın demokratik sivil bir anayasa olsun, seçim kanunu demokratik olsun, ne bugünkü iktidar bu oyunu alabilir bu sandalye sayısına. Ne ana muhalefet ne diğer meclisteki muhalefet partileri asla bugünkü konumlarını muhafaza edemezler. Bunu bildikleri için burada anlaşıyorlar. Bu haksızlıklarda, bu adaletsizliklerde, bu hukuksuzluklarda anlaşıyorlar. İşte dokunulmazlıkların genişletilmesinde anlaşıyorlar. Yani işlerine gelen her türlü noktada anlaşıyorlar. Şimdi hukuka dönecek olursak, şimdi bakıyorsunuz. Biz o günkü kazanımlarımızı yetersiz bulurken, daha ileriye gidilsin isterken, bugün bütün bu kazanımları yok edecek bir uygulamayla karşı karşıya bırakılmaya çalışılıyor. Devletin özelliğini yok edecek bir tabii, uygulamasına Türkiye sadece. Tamamen, eski sistem de değil yani. Hukuksuz, kabile yani, devleti belki olabilecek. Eski sistemin de yani evet, gerisine götürecek bir düzenlemeydi. Yani bütün yetkilerin alınıp Adalet Bakanlığı'na bağlanması ve buna bağlı olarak özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. Ya özel yetkili mahkemelere olan ihtiyaç bitti mi de bu mahkemeler kaldırılıyor. Tabii yok mu? Bu soruşturma dosyaları, davalar, yani bu Ergenekon balyoz darbe planları değildi de bize yani hayal mi anlatıldı, evet. Rüya mı anlatıldı? Ama işte şu anda affedersin Sayın Genel Başkan, evet. Hani şey var ya, iktidar sözcüleri şu anda Milli Ordu'ya kumpas kuruldu. Aslında Ergenekon diye bir şey yok. Örgüt yok aslında, balyoz diye bir darbe planı yok. Bu aydınlanma yok. Da aydınlanma da tabii 17 Aralık'a denk geldi. Tabii içerisine girdiler. Ama bu dava süreçleri sürerken kafalarına de saksı düştü herhalde bu arkadaşlar. Savcılar, bu hakimler kahraman ilan edildiler ve hükümeti işte darbeden koruyan koruyan savcılar ve hakimler olarak nitelendirildiler. Yine aynı şekilde bu TMK'lara yani terör bitti mi ki? PKK kendini lağvetti de silah bıraktı da bizim mi haberimiz yok? PKK da değil, DHKPC'si tabii, var. Başka terör örgütleri de söz konusu. Şimdi mesela orada çok garip ve farklı bir uygulama. Savcıların bundan sonra soruşturma yaparken valilerden izin alma. Böyle bir zorunluluk getirilmesi. Ya ben valilerimizin hepsini söylemiyorum, tenzih ediyorum ama şu anda öyle bir noktaya geldi ki pek çok yerde valilerimiz maalesef İktidar Partisi'nin il başkanının gerisinde. İlçelerde kaymakamlar, ilçe başkanlarının gerisinde. Yani bu şu demektir. Parti devleti olma konusunda endişeler var. Yani bu konuda yani haklı olarak bu Zaman Gazetesi'nde benzer bir başlık atılmıştı. Bu kaygıya katılır mısınız?
Bülent Bey, yani bakın, valilerin bu kadar partilerle, kaymakamların bu kadar partiyle, parti ilçe teşkilatlarıyla iç içe olması, bazı valilerin başbakanın ağzından çıkan her kelimeyi, zaten Sayın Genel Başkan onu söylüyor Bülent Bey. Evet. Yani il başkanının ya tam olarak koyalım, adı parti devleti midir bu? Yani bu mudur? Bakın daha ilerisini söyleyeyim. Bakın Bülent Bey, daha ilerisini söyleyeyim ben size. Konuşulmayanları söyleyeyim. Şu kaymakamlıklarca yardımlar dağıtılıyor biliyorsunuz. Evet. Fakfuk fon derdi eskiden. Bu yardım fonlarından. Fakirin hakkı ya. Devlet veriyor bunu. Bakın şu anda seçim zamanındayız. Oradaki görevler diyor ki bunu size AK Parti veriyor. Başbakan veriyor. Listeler içi teşkilatlar tarafından yapılıyor. Yardımlar onlara veriliyor. İşte siyasetin finansmanının daskası. Tabii işte. Yani haksız. Ben arkadaşlara söyledim. Herkese söylüyorum. Bunu yapanları şikayet etsinler. En azından kayıt altına girsin. Yani belki bu dönemde bir şey yapılmayabilir ama kayıt altına girsin. Yani kim bu tür uygulama yapıyorsa, devletin malını kendi malıymış gibi dağıtıyorsa, kendi malıymış gibi görüyorsa, bunu siyaseten kullanıyorsa, rant için kullanıyorsa, bunlar şikayet edilsin. Bunun hesabı bir gün sorulur. Yani bugün sorulmazsa yarın sorulur. Burada sorulmazsa ahirette sorulur. Bakın bir taşeron işçiler konusu var. Türkiye'de 1 milyonu geçti taşeron işçiler şu anda. Şimdi niye bu hükümet taşeron işçi sayısını artırdı? Maaşını devlet veriyor. Hangi kurum ihale yaparsa. Giyim parasını, yiyecek parasını, içecek parasını, yol parasını, kıdem tazminatı payı, vergi payı hepsini ödüyor. Bir de üstüne şirket kârı veriyor. Niye bunları devlet garantisini almıyor da taşeron olarak çalıştırıyor? Çünkü neden? Bunlara diyor ki şimdi bunlar devlet memuru olsa, devlet işçi olsa bunlara talimat veremeyecek. Bunlara diyor ki işten sonra ilçe örgütlerinin seçim bürolarına diyor. O miting olduğu zaman miting alanına diyor. Bunları tamamen bindirilmiş kıtalar, partinin bindirilmiş kıtaları haline getirdiler. Bakın yoksa niye direniyorlar kadro vermemekte? Ben söz veriyorum. Buradan her yerden söz veriyorum. Büyük Birlik Partisi iktidarını bu 1 milyon taşeronun için hepsini kadroya geçireceğiz. Çünkü bunun bütçeye ek bir yükü yok. Bir önce anlattım. Hepsini devlet ödüyor zaten bu paranın. Bir de üstüne kar veriyor. Şimdi neden? Bundan dolayı işte buralara baktığınız zaman bütün buralardan işte böyle bir algı oluşmasını siz sebep oluyorsunuz hükümet olarak. Yani birilerinin bunu söylemesine. Şimdi ya bunu da söyleyeyim bak. Dilimin ucuna geldi. Muhsin Başkan'ın şehadet sürecinde değil mi? İnanılmaz hatalar, ihmaller, kasta varan uygulamalar ve özel yetkili mahkemelerde devam ediyor. Şimdi neredeyse binlerce polisin yeriyle oynandı. Yüzlerce hakimin, savcının yeriyle oynandı. 17 Aralık'taki operasyon şeyden dolayı, evet, soruşturmalardan dolayı, haklı soruşturmalardan dolayı, yani haklı olarak yürütülen belgeli soruşturmalardan, bilgiyle, her şey belgeli dokümente edilmiş bir soruşturma bahsediyor. Her fırsatta Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevdiğini ifade edenler, Muhsin Yazıcıoğlu olsa yaşasaydı şöyle yapardı diyenler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sürecinde niye bir tane bürokratlarına kıyamadılar? Bir tane bürokratının yerini bile değiştiremediler. Görevden alamadılar. İlgili söz açığı alamadılar. Tam tersine taltif ettiler. Taltif ettiler bazılarını tam tersine. Hatta yargının tutukladıklarını salabilmek, evet, için yoğun baskı yaptılar tabii yargıya. Şimdi biz tabii başkaları gibi değiliz. Biz her şeyi hukuk içerisinde götürürüz ve parti kurucumuzun ismini Allah suistimal etmeme adına, Allah rahmet eylesin, bunu kullanmazken birileri, bütün bu uygulamayı yapanlar bunu bile istismar etmekten çekinmiyorlar. Şimdi istismar derken, istismarın tabii sadece Sayın rahmetli Muhsin Başkan'la ilgili olmadığını herkesin malumu. Sizin partinizin ismi de Büyük Birlik, evet, Partisi. Evet. Birlik, dirlik, beraberlik, çağrışımı yapan. Hani ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yapan, bunu da önemseyen bir parti olarak temayüz etmiş bir siyasi hareketsiniz. Muhsin Başkan da öyleydi. Siz de, evet, sağ olun öyleysiniz. Ama son dönemdeki siyasal retoriğe baktığınızda Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyan, kollayan, kurumsal harmonisini, uyumunu tesis eden, toplumsal kesimleri birlik ve beraberlik içinde huzur içerisinde yaşatmaya matuf bir söylem görebiliyor musunuz siyaset kulvarında? Asla böyle yani, bir... Evet. Mesela işte paralel yapı dedik. Evet. Haşhaşiler diyor, çete diyor, in diyor. Uluslararası güçlerin taşeronu diyor. Efendim söyleyeyim, ne diyor mesela? Toplumun
yani son belki 10 yıllar içerisinde, 100 yıllar içerisinde Türkiye'de bir Yunus Emre, bir Mevlana derecesinde önem arz eden bir manevi dinamiğe sahte peygamber diyor. Alim müsveddesi diyor. İçi boş alimler diyor. Bunları Büyük Birlik camiası olarak siz nasıl karşılıyorsunuz? Bu söylem memleketin birliğine ve bütünlüğüne, hani büyük devlet olmaklığına bir yönüyle hizmet eden söylemler mi? Ona cevap vermeden müsaade ederseniz şurayı tamamlayayım. Hani size sordular mı dedi Bülent Bey bu HSYK değişikliklerini? Tabii bize sormadılar. Yani çünkü bugün bize ihtiyaç duymadılar. Ben şunu söyledim. Dedim ki bu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu milletin tercihiyle, milletin oyuyla oluşturuldu. Yani referandumla, anayasa değişikliğiyle oluşturuldu. Eğer siz Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yargıda değişiklik yapmak istiyorsanız referanduma o zaman gideceksiniz tekrar referanduma ve milleti soracaksınız. Ey milletim, bundan 3 sene önce meydanlara geldik, size bunu anlatmıştık ama biz yanılmışız. Şimdi şöyle bir değişiklik fazla size demokrasi sürüyoruz. İşimize gelmiyormuş. Evet. Biz iktidarımızı bununla sürdüremiyoruz. Dolayısıyla şimdi bize böyle bir dilediğimiz gibi at oynatamıyoruz. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu lazım. Sorarsın millete. Evet. Millete eğer evet derse bizim milletin kararı başımızın üstünde yeri vardır. Ama milletin getirdiğini ya da milletin koyduğu yasayı yine siz milletle değiştirmek zorundasınız. Yani hak da bunu gerektirir, hukuk da bunu gerektirir, demokrasi de bunu gerektirir. Milletin size verdiği, şimdi siz millete seçime giderken neyi vaat ettiniz? Şimdi ben seçime giderken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu değiştireceğim demediniz. Yeni sivil demokratik bir anayasa yapacağım. Türkiye'yi daha fazla özgürleştireceğim. Türkiye'yi daha fazla demokratikleştireceğim. Gelir dağılımında adaleti sağlayacağım dediniz. Ama bakıyoruz, gelir dağılımındaki adaletsizlik inanılmaz boyutlara ulaşmış vaziyette. Yani asla kabul edilemeyecek bir noktaya gelmiş vaziyette. Yani şimdi her çıktığında, sorunuzu unutmadım, cevap vereceğim ama şunu tamamlayın. Şimdi bakın, her çıktığında Sayın Başbakan diyor ki, İhracatı diyor 36 milyar dolardan aldık, 150 milyar dolara getirdik diyor. İthalattan hiç bahsetmiyor. Yani ithalat da nereden nereye gelmiş? 50 milyar dolardan 250 milyar dolara. Yani bu hükümet geldiğinde dış ticaret açığımız sadece 14 milyar dolarken bugün 100 milyar doları geçmiş. Sayın Başbakan dolar rezervlerinden bahsediyor. 100 milyar doları. Ama bu rezerv içerisindeki yükümlülük payımızı söylemiyor. 110 milyar dolar rezervimiz varsa bunun 94 milyarı bizim zaten döviz yükümlülüğümüz. Yani aslında gerçek rakam 14-16 milyar dolar arasında. Şimdi gerçek rakam o Merkez Bankası'ndaki para da zaten ona tekabül ediyor. Diğer mevduat falan şu olarak diğer bankalarda var olan. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu rakam. Yani. Yine aynı şekilde 17. büyük ekonomimiz diyor. Şimdi 18 olduk. 17-18 fark etmiyor. Nasıl olmuyor yani. Büyük ekonomi? Nüfusunuz büyükse ekonominiz büyük oluyor. Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Neden? 1 milyar 300 milyon Çinli kişi var. Kişi başına düşen gelir. Ama sen şimdi kişi başına düşen gelire bak bakalım. Esas milleti ilgilendiren bu. Biz kişi başına gayri safi yurt içi hasılada tanımadığımız Güney Kıbrıs'ın 13 basamak altındayız. Battı denilen Yunanistan var ya, batan Yunanistan var ya, İspanya'nın. Batan Yunanistan da kişi Yunanistan. Başına milli gelir 60 bin TL Türk parasıyla, bizde 20 bin. Yani bizim 3 katımız Yunanistan'da kişi başına milli gelir. Şimdi yine Sayın Başbakan her çıktığında IMF'ye olan borcu ödedik diyor. Sanırsın ki Türkiye'nin bütün borçları bitti. Halbuki bakıyorsunuz borç 220 katlanmış. Milyar dolardan 580 milyar dolarlara gelmiş. İşsizlik rakamları. Ya genç nüfusta işsizlik resmi rakamlara göre %20, gayri resmi %30. İnanılmaz boyutlarda. Bir de bu OECD'nin tanıdığı ya da önemsediği bir baremle değil. O düzeltilmiş işsizlik oranına baktığınız zaman 35'lerdeyiz biz orada. Yani ve OECD ülkeler arasında işsizlik şampiyonu Türkiye, düzeltilmiş işsizlik oranına baktığınız zaman. Diğer taraftan Başbakan her türlü olumsuz hadisede işi faiz lobisine yıkmaya çalışıyor. Faiz lobisini sorumlu olarak gösteriyor. Halbuki bakıyorsun
Başbakan aslında bütün buralarda kurtaran bankacılık sektörü. Yani aslında faiz lobisi. Yani baktığın zaman bütün ekonomik anlamdaki en fazla büyüyen sektör orası. Tabii orası. En çok ekonomi büyüten orası. Hacim oluşturan. Tabii bütün hacim i̇şte oluşturan. Bugün bir banka karlılığı da sağladı 2013 yılında. Rahatlama sağlıyor. 3.6 milyar bir TL karı var bir yılda bir bankadan. Bir de Bülent Bey bakın bu kadar faize karşısınız. Dış borcuna madem bitirdiniz IMF'ye parayı ödeyerek 436 milyar yine 2014 bizim gider bütçe giderlerimiz. Bunun 53 milyarı faiz gideri. O zaman biz bu faizi kime ödüyoruz? Ya da daha başka bir rakam söyleyeyim size. Türkiye'de madem bu kadar faize karşısınız o zaman faizsiz bankacılığı yani katılım bankacılığını desteklemeniz gerekmek mi? Niye bu akıtmaya %40'larda 50'lerde olması gerekiyor. %5'ler seviyesinde ve sen bunun da en milli olanını yapmaya çalışıyorsun. Batırmaya çalışıyorsun. En milli olanı. Bak. Körfez evet. Ekonomisine dayanmıyor. Batı ekonomisi, Batı sermayesine dayanmıyor. İnsanların bileziklerle en büyük ortağının oluşan. Payı %5'in üzerinde değil. Şimdi böyle bir faizsiz, madem bu kadar faize karşısın, o zaman bu payı yükseltmen lazım. Siz iktidar olduktan sonra bu pay yükselmiş mi, düşmüş mü? Ya da yerinde mi saymış? Şimdi buna bakmak lazım. Şimdi bütün bu verileri ortaya koyduğumuz zaman gerçekten burada söylenenle yapılanın çok farklı olduğunu görmek bir lazım. Yalan saltanatı söz konusu herhalde. Bir yalanlar furyası var. Şöyle, bunu istatistiklere dökebiliyorlar. Ellerindeki medya gücüyle işte dün bir genel yayın yönetmeni arkadaşın ifadesiyle ne istiyorsunuz %50'nin medyası olmasın mı diye bir yazı yazdı arkadaş. Hiç kimsenin %50'nin medyası olmasın diye bir derdi yok ama o medyayı, o propaganda, o algı oluşturma mekanizması helalinden yap kardeşim. Bakın, helalinden yap. Devlet parasıyla yap. Helalinden yap. O aldığınız paralarla yapma. Önce medyanın hükümete desteği %61, %62'ler seviyesinde. O zaman da biz burada bir tarafsızlıktan, bir demokrasiden bahsedebilir miyiz? Ben sesimi nasıl duyuracağım millete? Muhalefet partileri sesini nasıl duyuracak millete? Muhalefet olan, muhalif olan düşünceler, şimdi demokrasilerde önemli olan muhalif olanların sesinin duyulmasıdır. Tabii aykırı seslerin duyulmasıdır ve bunların duyulup bunların eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir. Ama siz tamamen örterseniz, tamamen kapatırsanız bu o zaman demokrasi olmaz ki. Bu başka bir şey olur. Gelelim sizin sorduğunuz soruya. Bakın, Türk devlet geleneğinde de, Türk siyaset geleneğinde de, özellikle bizim geleneğimizde asla Türkiye'deki dini gruplarla, cemaatlerle, yapılarla yaka paça olmak diye bir şey söz konusu değildir. Manevi dinamiklerle. Tabii manevi dinamiklerle. Aynı şekilde bunları siyasi anlamda istismar etmek de bizim geleneğimizde yoktur. Şimdi bir denge vardır burada ve biz gerçekten bu topraklarda hem milli kültürümüzün hem manevi kültürümüzün yeşermesine, yaşatılmasına gayret göstermiş, hala o gayretin içerisinde olan, sadece Anadolu topraklarıyla da sınırlı kalmamış. Bunu yüzden fazla ülkeye taşımış. Siz de Mustafa Bey şöyle değil mi? 150'den fazla ülkeye okyanus taşımış. Okyanus ötesi lafını kullanmayacaksınız herhalde. Adını koyun. Kimden bahsediyoruz, neden bahsediyoruz? Fethullah Gülen Hoca Efendi'den bahsediyoruz. Tabii. Ben bunu net bir şekilde zaten her ortamda ifade ediyorum. Yani böyle bir şeyimiz yok, çekincemiz yok. Şimdi 160'a yakın ülkede senin bayrağını dalgalandırıyor. Senin dilini öğretiyor. Senin kültürünü taşıyor. Senin dini inancını taşıyor. Bütün bunları yaparken insanlığın barışına da büyük katkı sağlıyor. Tabii burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik anlamda gelişmesine de bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz bütün bunları işitmek için acaba ne yaptılar? Bütün bu suçlamaları, bütün bu hakaretleri, bütün bu kabul edilemez cümlelere muhatap olmak için ne yaptılar? Yani hizmetten başka ne yaptılar? Yani Türkiye'nin aleyhine olacak ne yaptılar? Türk milletinin aleyhine olacak ne yaptılar? Türk demokrasinin aleyhine olacak ne yaptılar? İslam'ın aleyhine, ahlakın aleyhine, adaletin aleyhine, insanlığın aleyhine olacak ne yaptılar? Yani birisi çıksın, bunun cevabını versin. Ben o zaman da söyledim. Yani inlerine gireceğiz dendiğinde, dedim ki eğer girmek için in arıyorsanız,
İşte PKK'nın inleri var. 10 binlerce in var. Gidin oraya girin. Eğer inlere girmekten evleri, yurtları kastediyorsanız orada Kur'an-ı Kerim bulursunuz, hadis kitapları bulursunuz, risaleler bulursunuz, pırıl pırıl öğrenciler bulursunuz. Yani hocalar bulursunuz, başka bir şey bulamazsınız. Şimdi bunlar gerçekten hiç kimsenin kullanmaması gereken, yani Türkiye'de özellikle de yetkili makamda olanlar, temsil makamında olanlar, Türkiye'yi yönetenlerin asla kullanmaması gereken ifadeler. Tam tersine yani böyle ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, suçlayıcı, tabii çatıştırma ortamı meydana getirecek bu tür ifadelerden tam tersine sorumluluk sahibi olanların uzak durması ve kaçınması gerekir. Yani çünkü onların bir sorumluluğu var. Bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden, barışından, huzurundan sorumlular. Yani bırakın bunu bozmayı, bırakın Hizmet Hareketi gibi çok büyük dünyanın her tarafına yayılmış bir cemaati, Türkiye'deki en küçük bir topluluk da olsa, en küçük sivil toplum örgütü de olsa, hakaret etmedikten sonra, teröre ve şiddete bulaşmadıktan sonra, bunlar için bile bunu söyleyemezsiniz. Yani sizin düşüncenizde olmasa da, sizin inancınızda olmasa da, sizin mezhebi anlayışınıza sahip olmasa da, sizin etnik kökeninizden gelmese de, onlar için bile bunları kullanamazsınız ki. Hele alnı secdeye giden, yani dudağı dili dualı olan insanlar için ve bütün ömrünü 50-60 yılını insanlığa hizmet için, inançlığı değerlere, milli değerlerine, manevi değerlerine hizmet için Allah yolunda harcamış birisi için bunları söylemek kabul edilebilir bir şey değildir. Tam tersine birleştirici ve bütünleştirici olmamız lazım. Bizim de yapmamız gereken burada bu çatışmaya, bu kavgaya benzin dökmek değil, tam tersine buraya bir su dökerek, yani Hazreti İbrahim'in ateşine su götüren karınca misali, tarafımızı belli etme adına gerçekten bu kavganın, bu tartışmanın sona ermesi adına hepimizin büyük bir gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Burada herkese aklı selim olmaya davet ediyorum. Özellikle de Türkiye yönetenleri aklı selim olmaya davet ediyorum. Öfkeyle, hırsla hareket etmenin, bu tür davranışlar içerisine girmenin bence kendilerine de faydası olmayacaktır. Türkiye'ye asla faydası olmayacaktır. Çünkü Türkiye sadece 75 milyondan sorumlu bir ülke değil. Evet, biz burada 75 milyonuz. Hı hı. Ama başta Osmanlı İnternatı toprakları olmak üzere Türkistan coğrafyasındaki bütün mazlum milletlerin gözü Türkiye'de. Yani Myanmar'dakiler bize bakıyor, Doğu Türkistan'dakiler bize bakıyor, Balkanlardakiler bize bakıyor, Kırım'daki bize bakıyor, Kafkaslardaki, Orta Asya'dakiler, Afrika'dakiler, bütün bunlar Türkiye'ye bakıyor. Çünkü Türkiye geçmişte liderlik etmiş Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Bütün buralarda bir millet olarak aynı devletin fertleri olarak yaşamışız. Onun için yine Türkiye'nin önderlik yapması, Türkiye'nin liderlik yapması ve bu potansiyele sahip olan ülke de şu anda Türkiye. Onun için Türkiye'yi bırakın bütün bu kavgaları yaşamayı, bu kavgalardan süratle çıkması lazım. Türkiye gerçekten hem bölgesinin lider ülkesi olması lazım, hem dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olması lazım. Altına imza atmamak mümkün değil. Ama velakin bunlar yapılıyorken herhalde Türkiye'nin hukuk devletinden arınması, yolsuzlukları umursamaması, evet, hırsızlıkların görmezden gelmesi, kamu ihalelerinin haksız bir şekilde belirli bir çete yapılanması içerisinde hareket eden gruplara peşkeş çekilmesine göz yumması herhalde gerekmiyor. Herhalde bu söylediğiniz büyük devlet, tarihin yüklemiş olduğu sorumluluğu ifa edecek olan güç, temerküzü hukukla, özgürlükle, şeffaflıkla, hesap verebilirlikle mümkün olabilecek. Ben burada tam da siz bir siyasi parti liderisiniz, bir analoji yapalım diye, evet, size bir, önünüze bir senaryo koymak istiyorum. Diyelim ki siz şu an başbakansınız, çok güçlüsünüz ve hakkınızda Allah korusun çok korkunç iddialar var. Yani ailenizle ilgili iddialar var, şahsınızla ilgili iddialar var, çevrenizde oluşturmuş olan yakın ekiplerle ilgili iddialar var. Sürekli gözettiğiniz bazı kesimlerle, ki öyle olacağına, evet, ihtimal vermiyorum. Bir başbakan olsaydınız ne yapardınız?
Ben bütün bu iddiaların hukuk önünde soruşturulmasını ve sonuca bağlanmasının önünü açardım. Benim yapacağım bu olurdu. İstifade ederdiniz herhalde. Efendim? İstifade ederdiniz herhalde. Tabii ki bu kadar vahim. Bütün bu soruşturmaların, tabii ben olmayan bir şey üzerine konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Biz farazi yapıyoruz şu an. Tabii, bir analoji yani, kuruyoruz. Ama siz de inşallah yani. İnşallah bir başbakan olursunuz. Türkiye bunu görür ama inşallah böyle şeylerle karşılaşmazsınız. Ben şimdi öncelikle şunu istiyorum. Ben her şeyin hayırlısını istiyorum. Yani Yüce Rabbim bize makamında, mülkünde, malında, her şeyin, ömründe hayırlısını versin. Abi, çünkü herkes için. Hayırlısı değilse tabii hepimiz için onu istiyorum. Milletimiz için de onu istiyorum. Ülkem için de onu istiyorum. Her şeyin hayırlısını istiyorum. Yani hayırlı olmayan bir şeyi asla talep etmiyorum ve asla istemiyorum. Yani bir kere bunu net olarak ifade ediyorum. Tabii bu dediğiniz büyük bir erdem işidir. Tabii ki yeri ve zamanı geldiğinde Büyük Birlik Partisi geçmişine de baktığınız zaman her zaman bu tavrı koyabilmiş bir siyasi harekettir. Ve biz bu tür süreçlerle Allah bizi karşılaştırmasın. Hiç bu tür süreçlerin içerisinde olmayalım İnşallah. İsterim. Evet. Zaten bizim vaadimiz o. Biz ne için Büyük Birlik Partisi'yiz ve niye hala 20 yıldır her türlü haksızlığa rağmen, her türlü adaletsizliğe rağmen yolumuza devam ediyoruz. Çünkü Büyük Birliğe olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Yani işte Türkiye'deki bu yaşananlara da baktığınız zaman işte siz de mesela bugün oturduğunuz yerden yanıldığınızı görüyorsunuz. Değil mi? Geçmişte Büyük Birlik Partisi'ni desteklemediniz. Başkalarını desteklediniz. Yani şimdi belki herhalde pişmanlık duyuyorsunuz. Destekleyeceğim yerlerle ilgili mutlaka farklı şeyler de düşünüyor olabilirim ama yani desteklediğim yer için pişmanlık duymuyor değilim. Evet, yani Büyük Birlik Partisi'ni desteklemediğinize belki pişmanlık duyuyorsunuz şu anda. Çünkü neden? Büyük Birlik Partisi 20 yıllık, 21 yıllık geçmişine baktığınız zaman rahmetli Muhsin Başkanımız döneminde de daha sonraki süreçlerde de hep doğruların yanında durdu. Doğru kimden gelirse gelsin bu hükümetinde, geçmiş hükümetlerinde biz hep doğrularını yanında durduk. Yani evet. Aslında siyasette bile bir şey yok. Biraz önce söyledim bakın referandum sürecinde. Ya bizi de o dönem eleştirdiler. Dediler ki çünkü mevcut siyasi anlayış bunu, politika bunu kaldırmıyor. Yani hükümet ne getiriyorsa ona karşılık olmak gibi bir mevcut muhalefet anlayışı tabii, bu. Mevcut anlayış. Ayrıştırarak, kamplaştırarak, çatıştırarak bir siyasi rant elde etme, taraftar toplama anlayışı var. Ama Büyük Birlik Partisi hiçbir zaman bu anlayışta olmadı. Yapıcı muhalefet yaptı. Büyük Birlik Partisi dedi ki doğru kardeşim. İktidar da söylüyorsa ben bunun yanında dururum. Bu hükümet, bundan önceki hükümetler. Biz bunun yanında durduk. Aynı şekilde yanlış. Kimden gelirse gelsin. Yani hükümet de yapsa, muhalefet de yapsa, kendi arkadaşımız da yapsa, babamız da yapsa, oğlumuz da yapsa bu yanlıştır deyip doğrunun yanında durmak bizim şiarımızdır. Hükümetin son süreçte yaptıklarını geniş bir yanlış parantezine alabiliyor musunuz? Kısa bir cevap çünkü araya gideceğiz. Vallahi, sonra Bülent Kovucu'ya bu hükümetin şu anda yanlışlarını saymakla bitiremeyiz. Dış politikadaki yanlışlarını mı sayayım? Manevi hayatımızla ilgili, ahlakla ilgili yanlışlarını mı sayayım? Eğitim politikasındaki yanlışlarını mı sayayım? Ekonomideki yanlışlarını mı sayayım? Demokratikleşmedeki yanlışlarını mı sayayım? Hangi birisini sayayım? Yani ben eğer hükümetin yanlışlarını saymaya kalkarsam program Büyük Birlik Partisi olarak program yetmez ama tabii ki sayacağım ve söyleyeceğim. Ama bütün bunları da üslubu lisan içerisinde, siyasi ahlak içerisinde, siyasi edeb içerisinde, siyasi nezaket içerisinde birileri buna uymuyor olsa bile, birileri bu çizginin dışına çıkmış olsa bile biz kendimize yakışanı yapacağız. Büyük Birlik Partisi'ne yakışanı yapacağız. Yani ve kendimize yakışan bir şekilde bunları anlatacağız, bunları söyleyeceğiz. Çünkü bakın ben şunu anlattım. Eğer vaktimiz varsa reklama girmeden bunu anlatmak Kısa istiyorum. Kısa tutarsanız memnun olurum. İşe tutuluyorlar arkadaşlar. 3-5 ay önce bir açılışta iktidar partisinin bakanları vardı, genel başkan yardımcıları vardı. Orada dedim ki, bunu dedim kardeşçe söylüyorum. Bir muhalefet olsun diye söylemiyorum. Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlattım. Devletin hazinesini, daha hiç bu 17 Aralık falan operasyonları yok. Çünkü kokular geliyor. Her taraftan kokular geliyor. Dedim ki devletin hazinesini kendi hazineniz gibi görürseniz bir gün bunun hesabı sorulur.
Bugün sorulmazsa yarın sorulur. Nasreddin Hoca fıkrasını anlattım, hikayesini. Nasreddin Hoca adam biri gelmiş demiş ki cuma günü. Hocam demiş, babam bugün öldü, babamın durumu ne olur demiş. Baban namaz kılar mıydı? Kılmazdı hocam ama cuma günü öldü demiş. Baban zina eder miydi? Ederdi ama hocam cuma günü öldü. Baban hırsızlık yapar mıydı? Yapardı ama cuma günü öldü. Demiş ki hocam sela ile ezan arasında öldü babam mübarek cuma günü. Babamın durumu ne olur? Demiş ki hoca valla cuma günü bir şey yapmazlar ama cuma günü gereğini yaparlar demiş. Şimdi dolayısıyla da herkes kaçınılmaz son. Bir gün bu hesabın verileceğini, yani iktidar biter burada da sorulur. Burada sorulmazsa ahiret var. Hepimiz buna göre evet. Bir hayat tanzim madem etmekle yükümlü değil miyiz? Onun için bence bundan kurtuluş yok. Yani dolayısıyla da ben doğruları söylemek gibi bir yükümlülüğümüz olduğunu, doğruların yanında olmamız gerektiğini, yanlışı da kim yaparsa yapsın, bu yanlıştır kardeşim, bundan dön dememiz gerektiğini söylemeliyiz. Eğer bundan üstünü örtmeye kalkarsak, yanlışların üstünü örtmeye kalkarsak, yeni yanlışlara, çünkü yanlış yanımıza yanlışı varsınız. Doğurur. Burada da dediğim gibi milleti çatıştırmadan, ayrıştırmadan, bölmeden icabında kendi menfaatlerimizden vazgeçebilmeliyiz. Yani bunu yapabilmeliyiz. Erdemli olan budur. Evet, devam edeceğiz Mustafa Bey ama her zaman olduğu gibi televizyonlar olmazsa olmazsa reklamları yayınladıktan sonra. Evet. Birikimin en değerlisi altın, yastık altında kalmasın. Altın birikiminizi Bankasya altın hesabına emanet edin, Bankasya güvencesiyle daha da değerlensin. Altınlarınız artık Bankasya'da güven altında. Baksana. Daha önce böyle parlaklık gördün mü? Yakında göreceksin. Yakında tüm Türkiye görecek. Çünkü artık değişim başlıyor. Türkiye'nin gözleri kamaşacak. Çünkü artık yeni Finish Quantum var. Devrim yaratan Power Gel formülüyle ondan daha parlağı yok. Üstelik zorlu lekelerin %100'ünde etkili. Varsa Finish'ten parlağı çıksın ortaya. Yıllardır mutfaklarınızda orkide sağlıkla güvenle. Türkiye'nin en interaktif dijital yaşam dergisi Mars Tab'ın Şubat sayısı çıktı. Şimdi App Store'dan ve Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. Mars Tab, hayatın tüm sekmeleri. Fırsatlara giden yol Bellona'dan geçer. %40'a varan indirimlerle evlerinizi güzelleştiren birbirinden şık ve estetik ürünler Bellona'da sizleri bekliyor. Maksimum karta özel peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla. Şimdi yenilenmenin tam zamanı. İyi ki ona rastladım. Efendim Sözün Erdem'in son bölümünde yeniden karşınızdayız. Değerli siyasetçi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile ben sözü hiç uzatmadan doğrudan topu Bülent Kovucu'ya vermek istiyorum. Yoksa çıkışta epey çekeceğim var kendisinden. Evet,
Yani Bülent Bey'e hiç söz vermediniz siz. Yani demokrasi diyoruz, hukuk diyoruz falan, evet. Söz hakkı diyordu ama Bülent Kovucu'ya biraz haksızlık etti sanki. Ben iki Bülent'in arasında kaldım yani, değil mi? Siz yani iki Bülent'in arasında kalmadınız. Bir Bülent gitti Bülent'le zaten. Programı götürdü. Evet. Neyse, işin latifesi bu. Sayın Başkanım, hem Twitter'a sormuştum ben, sorularınız varsa evet. Sayın Başkan'a ulaştıralım diye. Hem benim notlarım arasında da vardı. Tevafuk sorulardan da geldi. 3 tane tweet var. İnsanlar diyorlar ki Muhsin Başkan rahmetli vefat etmeden 2 yıl önce galiba ya da 1,5 yıl önce yaptığı bir konuşma var. Bir kurultay evet. Konuşması var. Sanki bugünleri görmüş, sanki savcıların fezlekesini okumuş, sanki soruşturma evrakını görmüş gibi yolsuzluklarla ilgili bir kısım uyarılar yapıyor. İşte evet. Belediyelerden kokular geliyor diyor, etrafınızdaki insanlardan, çocuklarınızdan bir kısım kokular geliyor, bunlara dikkat edin diyor, bu millet sizi ak olarak seçti, ak olmaya devam edin diyor, bu millet size anayasa yapın diye seçti, o iradeye saygı gösterin diyor. Siz de herhalde o kurultayda Muhsin evet. Başkan'ın yakınlarındaydınız, o konuşmayı dinlediniz. Bugün de o gün arasında nasıl bir paralel kuruyorsunuz? Paralel de gerçi şey bir kelime ama. Evet, ben şey diyorum yani, şimdi paralel devlet diyorum. Diyorum ki paralel devlet izafi olarak sunuluyor. Esas üçgen bir devlet var. Yani Güneydoğu bir de içine alacak. Irak'ın kuzeyi, işte Suriye'nin kuzeyindeki PYD. Bakın bugün gazetelerde de vardı. Kandil'deki terör elebaşları çok rahat bir şekilde şu anda Türkiye'ye girip çıkabiliyorlar. Suriye'nin kuzeyine giriyorlar. PYD ile ziyaret ediyorlar. İmralı'ya gidiliyor. Oradan mektuplar gidiyor. Aracılar gidiyor. Şimdi gazeteciler kuyruğa girdiler. Terörist başıyla görüşmek için. Artık afişleri, billboardları süslemeye başladı. Çünkü bu süreç başladığında biz aynen şunu söyledik. Yani sorunuza geleceğim, unutmayın. Dedim ki keşke bu bir çözüm süreci olsa, keşke PKK silah bıraksa, keşke terör bitse, ama öyle olmayacak. Bu süreç ne getirecek? Önce PKK'yı meşrulaştıracak, daha sonra büyük bir siyasi organizasyon haline getirecek ve sonra devletleşecek. Bakın şu anda meşrulaşma tamamlandı. Bütün bu gördüklerimiz, şimdi vaktimiz yok, detaya girmeyeceğim. Şimdi bu yerel seçimlerden sonra, bu büyükşehir yasasıyla birlikte ulaşan bu seçimlerden sonra fiili olarak orada bir özellik oluşacak. Nasıl ki İşte bize bu çözüm süreci dediklerine, bu müzakere sürecini zaten başbakan da demiyor mu? Bu 17 Aralık'a vurgu yaparak bu diyor Osman'ın intikamı, Diyarbakır'ın intikamı diyor. Yani öyle bir gönderme yapıyor. Şimdi bu tabii şaşırtmaca amaçlı yapıyor da. Şimdi bakın burada şu var. Orayla bağlantılı şundan dolayı. Çünkü yapılan müzakerelerde orada direnen güçler, yani orayı PKK'ya bırakmam diyen güçler üzerinde operasyon yapılıyor. Yani ben onu söylemek istiyorum şu anda. Ve bu yerel seçimlerden sonra nasıl çözüm sürecini, işte şehit mi gelsin istiyorsun diyerek, kan mı, terör mü diyenler şeyden sonra diyecekler ki birlikte yaşamanın formülü budur diye bu özelliği bize dayatacaklar. Biz bunu yaşayacağız. Yani inşallah istemeyiz, böyle bir talebimiz yok. Şimdi rahmetli Muhsin Başkan. Başkan bakın, oraya... Belki ben aynı şeyi de söyleyeceksiniz de Muhsin Başkan'ın vefatıyla, şehadetiyle ilgili yolsuzlukla ilgili soruyorsunuz. Onu söyleyeceksiniz de ben evet. Başka bir saptama yapacağım. Yani bu söylediklerinizle ilgili, hatta Muhsin Başkan'ın vefatıyla ilgili söylenen şeylerden bir tanesi de bugünlere hazırlık gibi. Yani o hani bugünlerde çok sert bir tavır koyabilirdi. Bu sizin biraz önce söylediğiniz bölünme şeyinde, senaryosunda Muhsin Başkan'ın tavrı çok farklı olurdu. Bir anlamda önündeki engellerden birisi olarak görülüyordu ve onun için ortadan kaldırıldığı gibi bir yaklaşım. Ben şimdi tabii her şeyden önce Muhsin Başkan'ın duruşu net belliydi. Yani onu da en iyi bilen yanında olan bizleriz ve sizler, kamuoyu biliyor Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşunu bu süreçle ilgili. Bakın bizim şöyle bir farkımız var. Biz Güneydoğu Anadolu bölgesinde tabanı olan bir siyasi hareketiz. Çünkü biz PKK ile o bölge insanı arasında, yani Kürt kardeşlerimiz arasında çok net ayrım koymuş ve ona göre bir bakış, zaten bizim imanımızın, inancımızın, felsefemizin, ideolojimizin gereği bu. İnnemelimi önüne ıhvetun. Bunun üstünde benim için bir emir yok. Ben bu emri tanırım. Yani muhakkak Müslümanlar kardeştir. Benim için emir bu. Ben ikinci bir emir tanımam bunun üstüne. Ve biz Milli Mutabakat Metni'nde parti kurulurken yazmışız. Allah'ın varlığı ve Resulünün Risaleti dışında her şeyi konuşuruz. Biz bunu yazmışız.
Yani dolayısıyla da biz silah, terör, PKK olmadığı zaman biz o kardeşlerimizin bütün haklarının yanındayız. O bölgenin bütün eksikliklerinin giderilmesi noktasında onların yanındayız. Ama Muhsin Başkan'ın PKK'ya karşı bakış açısı çok net. Yani ve ben şunu istiyorum. Bütün bu süreçle ilgili Muhsin Başkan'ın hem duruşunu tabii ki biz onu yaşatacağız. Yani ama öbür taraftan özellikle şehadet sürecinin bu süreçle ilgili istismar edilmesini ve bunu birilerinin kullanmasını ben doğru bulmuyorum. Yani bu süreçle ilgili bu çatışma ortamında kullanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu dediğim gibi yaşarken 20 yıl boyunca yani siyasetine baktığınız zaman ta Şarkış'la diyor lisesinde başladım diyor kendi sözüyle. O günden bugüne kadar çok ağır bedeller ödedi. 10 yıldan fazla hapis hayatı var. Bunun 5,5 yılı hücrede tek başına. Dolayısıyla da onun PKK'ya bakışı da belli. Bu yolsuzluklarla ilgili bakışı da belli. Net. O zaman çok net bir şekilde bunu ifade etti. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İnternet bilenler Google'dan girip bunları yazdıkları zaman Muhsin Başkan'ın ne demek istediğini hem o kongre konuşmalarını hem daha sonraki konuşmalarını net bir şekilde görebilirler. Dolayısıyla da biz aynı duruşu sergiliyoruz şu anda. Yani bu çatışma noktasında da aynı duruşu sergiliyoruz. PKK noktasında da, çözüm süreci noktasında da Muhsin Başkan'la aynı duruşu sergiliyoruz. Yolsuzluklar noktasında da bizim önceliğimiz bir kere Türkiye'nin yolsuzluklardan kurtulmasıdır. Bu çarktan çıkmasıdır. İlk önce yapılması gereken budur. Yani siz Türkiye'yi ne kadar büyütürseniz büyütün, rüşvet tarifleri tanımları yaparken yaparak bu işin içinden çıkamazsınız. Yani bir de irtikap denen bir şey yok mu? Sadece rüşvet mi var? Yani irtikap denen bir şey yok mu? Ya da rüşvet sadece bir siville memurun ilişkisi midir? Yani sadece bu kadar dar bir alana sıkıştırıp bunu tanımlamak ne kadar doğrudur? Ne kadar yani kamu evet. Kamu agazilerini, şimdi, kamu hazine agazilerini, hazine mallarını birilerine peşkeş çekip oradan... Valla ben şunu soruyorum net. Ben onu bunu çıkar bilmem. Çıkar elde etmek de mümkün diyorsun. Şeffaflık zaten. İstiyorum. Ben şunu istiyorum kardeşim. Bir, son 10 yıl içerisinde ya da son 10 yılı karıştırmayalım. Son 5 yıl içerisinde 10 milyon ve üzeri altına da gitmeye gerek yok. İhaleleri kimler almıştır bir açıklasın. Açıklasınlar. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde diyorum. Kimler almış? PKK'ya buradan ne kadar kaynak gitmiş? Bir açıklasınlar. Bütün bunları bir açıklasınlar. Çok şeye gitmeye gerek yok, geriye gitmeye gerek yok. Batı'da, Doğu'da, Türkiye'nin her tarafında bu ihaleler kim almış bir açıklasınlar bakalım. Yani şeffaf olmak gerekmiyor mu? Yapılan destekler, bu devlet bankaları son 5 yılda kimlere kredi vermiş? Evet. 10 milyon üzerine bir açıklasınlar. Ya ben bir vatandaş olarak devlete vergisini ödeyen bir vatandaşım. Normal bunu bilmeye hakkı yok mu? Yani bir Ziraat devlet, Bankası'na tek firmaya yani bu devlet bankaları kime riskli sermaye söz konusu? Son 5 yıl içerisinde kime? Ya ben biliyorum ya ben yaşadım. Tokat'ta bir arkadaşım fabrika kuruyor. İstediği para 500 lira sadece 500 bin lira. 1 milyonluk teminat veriyor. Arıyorum diyorum ki ya bölge müdürüne kardeşim niye vermiyorsunuz bu arkadaşımızın şeyini? Adam yatırım yapıyor işçi çalıştıracak. Diyor ki başkanım biz oranın işleyeceğine kanaat getirmiyoruz. Diyorum kardeşim adam sana 1 milyonluk teminat vermiş. Hem de gayrimenkul. Ya sen orada öbür tarafta tek imzayla 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon veriyorsun. Biz bunları bilmiyor muyuz? Şimdi dolayısıyla da bütün bunları tamam, milletin bilmeye hakkı yok mu? Millet bunları öğrensin. Millet bunları görsün. Milletten gizleyerek, saklayarak bu işler olmaz ki. Bütün millet... Muhsin Başkan görüyor mudur bunları? Ta o zamanlar bu kadar yolsuzluk şayaları ayuka çıkmamıştı. Bakın Muhsin Başkan'ın aynen kullandığı söz. Aynen kullandığı sözü söylüyorum. Aynen kullandığı sözü söylüyorum. Diyor ki millet sizi yeni anayasa yapın. Millet sizi inançlarını rahatça yaşayasın diye. Milli ve manevi değerleri korunsun diye. Türkiye demokratikleşsin diye. Türkiye yolsuzluklardan, hırsızlıklardan kurtulsun diye iktidar yaptı. Ama şimdi bakıyorum ki bazı pis kokular geliyor. Dolayısıyla da bunlardan bir an önce sıyrılın. Ve öyle bir hale geldi ki Türkiye
inanılmaz bir şekilde, yani bütün bunların üstü örtülmeye çalışılıyor. Hukuk devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Hukuk kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hukukun bağımsızlığı tamamen yok ediliyor. Ve burada olan gariban Anadolu çocuklarına uğruyor. İnsanlar yememişler, yedirmişler, giymemişler, giydirmişler. Çocuklarını okutmuşlar. Bunlar polis olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, bürokraside farklı noktalara gelmişler. Şimdi siz bunları alıyorsunuz bu kışta, kıyamette. Savuruyorsunuz sağa sola. Yani bunun eşi var mıdır, ailesi var mıdır, hastası var mıdır? Okula çocuğu var mıdır? Ve şimdi ne oluyor yani? Bir dakika yani. Şimdi hukuk içerisinde bakarsın. Eğer insan farklı görüşlere sahip olabilir. Yani farklı cemaat üyesi olabilir, tarikata yakınlık duyabilir, farklı siyasi partilere mensup olabilir, siyasi görüşlere, mezhebi anlayışlara. Önemli olan şudur. Sen adil davrandığında zaten Türkiye fotoğrafı yansıyacaktır bu kamuya. Burada da senin yapman gereken nedir? İnsanın hangi cemaate, hangi cemiyete, hangi siyasi partiye, hangi görüşe sahip olduğu değil. Ülkücü müdür, solcu mudur, Alevi adil midir, olma. Sünni midir, hizmet cemaatine mi, öbür cemaate mi mensup, bu değil. Ya bu görevini yapıyor mu? Hukuk içinde görevini yapıyor mu? Kendisine verilen görevi yapıyor mu? Hukukun içinde mi, dışında mı, buna bakarsın. Yani buna göre değerlendirirsin. Yoksa insanları, zaten bugüne kadar biz bundan şikayetçi olmadık mı? Başörtüsüz durumu, sırf başörtülü, eşi başörtülü oldu diye, annesi başörtülü diye, babası sakallı diye, bu insanlar fişlenmedi mi? Şimdi aynı süreçleri yaşıyoruz. Tersinden yaşıyoruz. Şu internette getirilen mesela yasak. Şimdi elbette ki biz oradaki muzur yayınların işte filtrelenmesini, kullanılmamasını istiyoruz ama öbür taraftan baktığın zaman yani bir fişleme getiriyorsun yeni düzenlemeyle birlikte. Yasak. Tekelcilik yapıyorsun. Tek kişinin şeyine sokuyorsun, kontrolünü aldırıyorsun. Hukuk devre dışı. Ve tamamen hukuk devre dışı bırakarak kendin kontrol altına alıyorsun. Yani bütün bunların bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Yani neyin telaşesi bunlar? Ama büyük bir fevran içerisinde bir can havliyle bunların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ve bunları ben şahsen doğru bulmuyorum. Yani evet. Türkiye maalesef burada Türkiye kaybediyor. Türk demokrasimiz kazanımlarını kaybediyor. Milletimiz kazanımlarını kaybediyor. Her şeyden önemlisi milletin arasında bir nifak, bir fitne sokuluyor. Bakın Türkiye'de insanlar Alevi Sünni diye çatıştırıldılar. Kürt-Türk kavgası çıkarılmaya çalışıldı. Dindar anti-layık, dindar layık, sonra sağ-sol kavgaları çıkarıldı. Ve şu anda bakıyorsun dindar kesim arasında bir kavga çıkarılmaya çalışıyor ki bana göre en tehlikelisi budur. Bak diğer İslam ülkelerine de baktığımız zaman dindar kesimler arasında çıkan kavga gerçekten büyük yıkımlara sebep olmuştur. Allah korusun. Onun için bizim bundan uzak durmamız lazım. Ben bakın ya AK Parti'nin meclis başkan vekili diyor ki bu bakanların Yüce Divan'a gitmesi gerekir diyor. Gitmezse tuhaf bir şey olmuş olur diyor. Yani Sayın Başbakan'ın kendi içindeki arkadaşlarıyla, kendi grubuyla bir oturup bunu gerçekten değerlendirirse bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Biz burada asla bir fırsatçılık yapmak asla bizim bir siyasi geleneğimiz yok. Burada. Tabii ki biz de bu konuda yardımcı oluruz. Yani Türkiye'nin normalleşmesi adına, birlik ve beraberliğin sağlanması adına, kardeşlik adına. Biz de burada dediğim gibi biz bugüne kadar hep bunu yapmışız. Yani milletin menfaati neyi gerektirdiyse, ülke menfaati neyi gerektirdiyse, inançlarımız neyi gerektirdiyse. Yani 28 Şubat'ta tanklar namlusunu Muhsin Yazıcıoğlu'na ya da Büyük Birlik Partisi'ne çevirmemişti. Diğer başka kardeşlerimize, başka partiye çevirmişti ama orada namlusunu milletine döndürmüş, tanka selam durmam diyen Büyük Birlik Partisi'ydi. Hiçbir bakanlık almadan, bir şey almadan Refah Yolu kuran yine Büyük Birlik Partisi oldu, Muhsin Yazıcıoğlu oldu. 27 Nisan muhtırası verildi. O partiden önce, hükümetten önce biz sert bir karşılık verdi Büyük Birlik Partisi. 12 Eylül referandumu bir an önce söyledim. Yani kime yarayacağını siyaseten bildiğimiz halde biz evet dedik. Biz böyle bir siyasi partiyiz. Hiçbir zaman şahsi şeyler, ve evet, parti menfaati gütmedik. Bugün de bu söylediklerimizi yine millet menfaati adına söylüyoruz ve Türkiye için söylüyoruz, ülkemiz için söylüyoruz, bütün insanlarımız için söylüyoruz
Ve hükümete de burada bir uyarı görevi yapıyoruz. Milleti de uyandırmaya çalışıyoruz. Yapılmak istenen bu. Üzülüyorum Sayın Başkan, ben üzülüyorum. Yani programımızın bu kadar sonuna geldik. Millete, ülkeye emek vermiş insanların bu tür hakaretlere maruz kalması gerçekten beni üzüyor. Yani yaralıyor hepimizi, toplumu derinden. Ben bunu bir adalet çığlığı olarak algılıyorum. Evet, adalet çağrısı ve çığlığı olarak algılıyorum. Evet. Zaten hani çok meşhur sözdür. Zulümle abad olanın ahırı berbat olur. Evet. Zulüm edenlerinde bu kadim sözü akıllarından çıkarmaması gerekir diye düşünüyorum. Evet, doğru. Ağzınıza sağlık. Ben bir cümle söyleyeyim. Sayın Başkan önemli bir şeye dikkat çekti. Ben tamamlayıcı bir cümle söyleyeyim. Öyle bitirin. Bu zaten fazla söz vermedim. Ha. Cümle söylesin. Bürokrasideki yani. Kıyma dikkat çekti. Gerçekten çok doğru evet. bir şeydi ve şu anda hükümet demokrasi paketi, nasıl demokrasi paketi ise bu, sevk ettiği maddelerin içerisinde bir tanesi çok tehlikeli. Bu bürokratların yürütmeyi durdurma hakkını bile elinden almaya çalışıyor. Hukuksuzluk. Yani eski yaş kararları. Ben tayin yani. Edeceğim fakat bunlar gidip mahkemede bile, işte idari mahkemede bile hakkını arayamasın ya da arasa bile yürütmeyi durdurarak mağduriyetlerini önlemenin şeyini, hakkını elden etmeye çalışıyor. Burada önleyebilirsiniz de öteki tarafta ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani karınca cumartesi bile, günü ne yapacaksınız diyorsun. Karınca bile evet, yani karıncanın bile Süleyman'dan hakkını istediği bir hesap gününde ne yapacaksınız? Evet. Evet. Allah herkesin yardımcısı tamam, olsun diyelim. Ağzınıza sağlık. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici konuğumuzdu. Bence çok önemli açıklamalarda bulundu. Vicdanın sesi oldu. Bir şekilde adalet çığlığını dile getirdi. İnşallah başka programlarda da yine bu fırsatı buluruz. Her zaman bekleriz, şeref verirsiniz. Bülent Korucu'ya da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Seyircilerimize de iyi geceler diliyorum.